aslında konuşmama gerek yok artık. Herkes bu programı biliyor ama yani herkese ben hoş geldin diyeyim Global Akademi adına ve teşekkür edeyim Serdar Sayan Hoca'ya bu dönem bu programları gerçekleştirdiği için ve tabii Eren Arbatlı Hoca'ya bu akşamki konuğumuz olarak söz sende Serdar Hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mustafa. Bu platformu sağladığın için, yani Global Akademi'ye daha genel olarak. Çünkü arkasında bir ekip var. Ben ekibin üyelerini görüyorum da şu anda zaten. Dolayısıyla biz bu imkanı sağladığın için yani TRT'ye öyle teşekkür ederlerdi. Bize bu imkanı veren TRT'ye teşekkür ediyoruz diye. Bize bu imkanı veren Global Akademi'ye teşekkür ediyoruz biz de. Bu akşam da bir başka seçkin konuşmacımız var. İkincisini yapıyoruz. Benim host ettiğim ikinci söyleşi bu akşam. Geçen ay King's College'dan Gülçin Özkan'ı konuk etmiştik. Şimdi de yine yurt dışından bir isim Eren Arbatlı ile beraberiz. Eren sağ olsun bu akşamki konuşmacımız olmayı kabul etti. Ben Eren'in kendisini kısaca tanıtmasını isteyeceğim. Benim açımdan... Bu dört konuşmacı hepsi arkadaşlarım, meslektaşlarım ama Eren özel bir yeri var. Eren benim tez öğrencim. Master tezini birlikte yazdı benimle Bilkent'teyken ben. Ve yüzüne daha önce söylemediğim bir şey bu, buradan söyleyeyim. En sorunsuz, beni en az yoran iki tezden birinin yazarı Eren. Yani... Problem, çerçeve problem tanımlandıktan sonra çok kendi başına bir sürü şeyi halletti. SOS, bir iki defa SOS demek dışında yani yazdıklarını okumak keyifliydi. Hani böyle saçımı başımı yoldurmadan akışı, organizasyonu, argümanları. Dolayısıyla çok... özel de o anlamda da bir sadece öğrencim olduğu için değil, iyi bir öğrencim olduğu için de özel bir yeri var. Arkasından ilgi alanları, ilginç konular, benim çok ilginç bulduğum konular, çok popüler olmayan ama benim özellikle ilginç bulduğum konularda çalışıyor. Yine o tür konulara meraklı, çok ünlü bir growthçu dostumuz, meslektaşımız Odette Yeller'le çalıştı. Ben daha fazla hani tanıtım kısmını çalmış olmayayım. Eren'e bırakayım sözü. Eren, istersen biraz kendini tanıt. Ondan sonra da şeye geçelim, sunuma geçelim. Tamam. Çok teşekkürler Serdar Hocam. Öncelikle bu programa beni davet eden Serdar Sayan Hocama ve Global Akademi ekibine teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum keyifli ve takipçiler için bir nebze de olsa faydalı bir tartışma olacak. Biraz kendimden bahsedeyim. 2012 yılından beri Moskova'da Higher School of Economics Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyorum. Uzun vadeli ekonomik kalkınma, siyasal iktisat ve tarihsel iktisat alanlarında çalışmalar yürütüyorum. Çalıştığım konular arasında siyasal şiddet ve istikrarsızlığın kökenleri, işte toplumu etkileyen tarihsel şok ve travmaların, etnik ve dini çeşitliliğin ve daha genel olarak toplumların demografik tarihçesinin ve beşeri sermayesinin uzun dönemli ekonomik ve kültürel etkileri üzerine çalışıyorum. Güzel sözleri için Serdar Hocama tekrar teşekkür ederim. Benim için de onunla çalışmak oldukça keyifli, faydalı ve kariyerimin ilerleyen aşamalarını çok olumlu yönde etkilemiştir. İstiyorsanız yavaş yavaş şey yapabiliriz, konuşmama geçebilirim. Direkt içeriğimi paylaşayım isterseniz. Herkes görebiliyor mu? Herhalde. Evet, ben görüyorum en azından. Tamam. Evet. Evet, şimdi konuşmamın ana başlığı coğrafya kader mi? Eminim bazılarınız
hani memleketin vaziyetine böyle hayıflanacak olduğunda ya hocam maalesef coğrafya kadermiş gibi laflar ediyordur. Hangi ülkenin vatandaşı olarak doğduğumuz tabii ki yani geleceğimizi neleri ne kadar zamanda başarabileceğimizi en azından etkiliyor. Yani Türkiye'li ortalama vatandaş, Danimarkalı ortalama vatandaşın çok gerisinde başlıyor diyebiliriz birçok anlamda hayata. Yani fırsatlar açısından. Ve hani coğrafya kader mi deyince ilk akla gelen de bu tarz bir karşılaştırma oluyor tabii. Yani işte uluslararası göçün, işte emeğin sınırlar ötesi hareketliliğinin önünde birçok engel olduğunu düşünürsek, yani belki de hani çok basit anlamda coğrafya böyle bizler gibi fani bireyler için önemli ölçüde kader olabiliyor. Fakat benim tabii bu konuşmada sormak istediğim soru başka. Hani biraz bireylere değil de ülkelerin genel refah seviyelerine odaklanacağım burada. Ve coğrafya deyince de hani düz anlamda coğrafya özellikleri kastedeceğim. Yani ülkelerin coğrafi konumu, denize kıyısı var mı? İşte hangi iklim kuşağında, hava sıcaklığı, yağmur oranı ne kadar değişkenlik gösteriyor? Toprağının özellikleri, işte topografyası nasıl gibi şeyler? Şimdi uzun dönemli kalkınma ekonomisinde genel bir tartışma var. Yani bu tartışma coğrafya, kültürel özellikler ve kurumların görece etkileri ve bu unsurların nasıl etkileştiği üzerine. Ülkelerin hani son 200 yıldaki kalkınma serüvenine böyle genel bir bakış sunmak istiyorum öncelikle. Ardından da işte bu biraz bu unsurların, bahsettiğim unsurların rolünü tartışmak istiyorum ve tabii ki sınırlı süremizde çok derinlemesine bir tartışma yapamayacağız ama yine de hani literatürdeki birkaç çalışmadan örnekler vererek bu tartışmayı yürütmek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi burada yani bu grafikte Eren, çok affedersin. Tabii. Daha sonra bölmeyeyim. Unuttuğum bir şey var. Katılımcılara duyurmak istediğim. Sorularınız olursa Eren'in sunumu boyunca sorularınızı chatten iletebilirsiniz. Çok özür dilerim ben. Bölmek zorunda kaldım. Baştan duyurmam gerekiyordu. Şimdi hatırladım. Chatten ileteceğiniz soruları zamanımız izin verdiği ölçüde Eren'e ileteceğiz ve cevaplamasını rica edeceğiz. Tamamdır. Şimdi bu grafikte dünya nüfusunun tahmini toplam gelir miktarı son 2000 yıl içinde nasıl değişmiş onu görüyorsunuz. Tabii ki çok eski dönemlere gittiğimizde hani bu tahminler yani oldukça hani su götürür tahminler ve bir şekilde çok güvenilir olduğunu iddia edemeyiz tabii ki. Fakat genel trend açısından bizim hani ilk dikkatimizi çeken şey burada toplam gelirdeki geometrik artışın yani süreklilik arz eden ekonomik büyümenin diyelim çok yeni bir olgu olması. Yani insanlık tarihine kıyasla bu modern büyüme diye tabir edebileceğimiz süreklilik arz eden ekonomik büyüme son 200 yıla dair bir fenomen. Yani buradan anlamamız gereken bu. Ve 200 yıl önceki atalarımızdan çok daha büyük bir refah içinde olmamızı bu modern büyüme sürecine borçluyuz. Şimdi bugün ortalama gelir dünyanın hemen hemen birçok yerinde bazı bölgeler dışında. Yani buna işte Sahra Altı Afrikası, Hindistan ve işte Güney ve Güneydoğu Asya'daki bazı ülkeler dışında diyelim. 1900'lerde dünyanın en zengin ülkesi Amerika'dan bugün dünyanın büyük bir kısmı daha yüksek bir refah seviyesine sahip. Yine birkaç istisna dışında tüm dünya ülkeleri bugün 1800'ler Birleşik Krallığı'ndan yine daha yüksek bir refah sahip.
Şimdi bu modern büyüme sürecinden tabii her ülke aynı ölçüde yararlanmadı. Yani bu modern büyümeye her ülke aynı zamanda geçmedi. Ve bu süreci bir şekilde uçakların kalkışına benzetmek mümkün. Yani bazı ülkeler daha uzun rötarla kalkarken bazıları henüz tam anlamda kalkışa bile geçemedi. Ve bu zaman farklılıkları, yani kalkışa geçme zamanlarındaki farklılıklar neden kaynaklanıyor sorusu, işte uzun dönemli karşılaştırmalı kalkınma iktisadının en temel sorusu. Yani ülkeler arası gelir eşitsizliğinin bugün gözlemlediğimiz kökenlerini anlamaya çalışıyor bu alan. Şimdi buradaki haritaya bakarsak şunu görüyoruz. Yani 200 yıl önce çok daha yoksul ama çok daha eşittik. Yani mesela 1800'lerde Amerika Birleşik Devletleri işte Türkiye topraklarına denk gelen, yani Anadolu diyelim bölgeden tahminen 2.6 kat daha zengindi. Şimdi 70 yıl... Kişi başına gelir açısından. Evet, evet, aynen. Şimdi 70 yıl öncesine ilerleyelim. Burada bölgeler arası makasın oldukça açıldığını görüyoruz. Yani 1950'lere geldiğimizde örneğin Amerika ile Türkiye arasındaki kişi başı gelir farkı 7 katına çıkmış durumda. Şimdi günümüze gelelim. Bugün yani her ne kadar Türkiye en zengin uluslarla arasındaki farkı yani 1950'lere göre kapatmış olsa da hala yani en zengin uluslar ile en fakirler arasındaki fark inanılmaz derecede açıldı. 30 kata yakın bir fark söz konusu. Yani 2018 itibariyle Amerika ile Türkiye arasındaki fark yani yine 2.8 kata düşmüş durumda. Yani bir nevi 1820'lerdeki makas seviyesine tekrardan dönmüş durumda. Şimdi bu gelişmiş ülkelerin çok hızlı büyümesi yüzünden değil, daha çok alt gelir seviyesindeki ulusların kalıcı bir şekilde kalkış yapamamış olmasıyla alakalı. Bugün gözlemlediğimiz büyük makasların arkasında daha çok bu yatıyor. Yani burada şimdi altını çizmek lazım. Bu farklar ekonomik küreselleşmenin artmış olmasına, yani sermayenin, ürün ve hizmetlerin çok daha rahat dolaşabilmesi, ulaşım ve iletişim imkanlarının çok daha yüksek olmasına rağmen ve prensipte teknoloji transferlerinin daha kolay yapılabiliyor olmasına rağmen şu anki durum bu. Şimdi o zaman ülkeler kişi başına düşen gelir seviyesinde süreklilik arz eden büyümeyi nasıl sağlayabilir sorusuna gelelim. Şimdi çok basitçe ifade edersek, fiziki sermaye birikimi, beşeri sermaye birikimi dediğimiz iş gücünün daha kalifiyeli, eğitimli, sağlıklı hale gelmesi, iş gücüne katılımın artması, yani üretim araçlarındaki büyüme, toplam üretim artışında itici güç oynayan faktörler. Ama nihayetinde baktığımızda üretici faktörlerin marjinal üretkenliği diyelim, o faktörlerin miktarı arttıkça düşüyor. Yani çok basit bir tabirle, örneğin emek miktarını sabit tutup işçilerin kullandığı makine miktarını arttırmaya başlarsak, ilk başlarda üretimde önemli bir artış elde ederiz ama sonra zamanla yani mevcut emek makinelerin üretim potansiyelinin tümüyle kullanmak için yetersiz kalacak.
O yüzden aslında büyümenin yani devam edebilmesi için uzun vadede bu üretim araçlarının üretkenliğini sürekli arttıracak yeniliklere ihtiyaç var. Şimdi bu yenilikler neler? İşte mevcut üretim araçlarının işte daha verimli bir şekilde sektörler arasında bölüşülmesi olabilir. Veya teknolojik ilerleme her şeyden önemlisi. Yani mevcut üretim sürecini iyileştiren, ürün kalitesini yükselten inovasyonlar ve yeni ürünlerin ortaya çıkması diye daha kaliteli ve daha verimli. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki iyi de hani teknolojik ilerleme ve verimlilik artışını nasıl sağlayacağız? Veya işte sermaye birikimini hızlandırmak için tasarruf ve yatırım oranları nasıl yükselecek? Veya işte iş gücü nasıl daha vasıflı hale gelebilir? Şimdi bu sorular tabii ki daha temel sorular. Ve hani bu sorulara cevaben hani en naif görüş şu olabilir. Ki yani aslında bu çok da eski bir görüş değil. Yani birçok insan yanlış politikalardan vazgeçip böyle işte hızlı büyüyen ülkelerin izlediği politikaları kopyalamak, hani onları uygulamak bir çözümdür diye düşünebilir. Ama tabii bu düşünüşle ilgili de birkaç problem var. Şimdi öncelikle doğru politikaların neler olduğu belli bir ülke için o kadar net değil. Hani böyle bir one size fits all şeyi prensibi işlemiyor çoğu zaman. Ülkelerin çünkü kurumsal ve kültürel yapısı, ekonomik yapısı farklı. Siyasi gerçeklikleri farklı. Ne bileyim işte Almanya'da çalışan bir uygulama Türkiye'de birçok sebepten başarısız olabilir. Diyelim hani verili aldığımız işte ülke gerçekleri altında diyelim büyümeyi hızlandıracak optimal politikaları bulduk. İşte diyelim you know, sanayi politikamızı değiştirip ileride daha rekabetçi olma potansiyeli gösteren alanları teşvik edelim dedik. İşte neden hani bunu ülkeler kolayca yapamıyor? Çünkü değişim siyasi ve ekonomik gücü elinde tutan zümrelerin ekonomik çıkarlarına aykırı olabiliyor çoğu zaman. Ve dolayısıyla uygulamaya geçmiyor. Yani işte siyasi süreçte birçok farklı grubun ideolojik ve ekonomik çekinceleri yüzünden sulandırılmış reform paketleri çıkabiliyor. Siyasi ve ekonomik rant mücadelesi, işte yolsuzluk, önerilen politikaların uygulanmasını engelliyor veya etkinliğini düşürebiliyor. Şimdi özetle yani büyüme yanlısı siyasi ve ekonomik politikalar kendi kendilerine ortaya çıkmıyorlar. Öyle bir vakumda oluşmuyorlar. Doğru politikalar ve doğru kurumsal altyapıların içinden çıkıyor açıkçası. Ve örneğin hani işte kurumlarımız adil siyasi rekabeti teşvik ediyor mu? Karar alma sürecinde şeffaflık var mı? Hesap sorulabilirlik var mı? Ancak bu koşullar altında şirketler yatırım yapıyor, inovasyon yapabiliyor. Şimdi diğer ön koşulda bireylerin ve işletmelerin ekonomik kararlar alırken bu kararın neticelerini öngörebilmesi, oyunun kurallarını bilmeleri ve bu kuralların ihlal edilmeyeceğine güvenmeleri. Yani kısaca işte kurumların kalitesinden bahsediyoruz burada. Yani örneğin işte Mobutu yanlış politikalar, doğru politikaların ne olduğunu bilmediği için veya aptal olduğu için Kongo Demokratik Cumhuriyeti dünyanın en fakir ülkesi değil. Tabii ki burada ülkenin geleceği pahasına hem kendini zenginleştirebilecek ekonomik politikalar izleyip hem de bir yandan iktidarda kalabilecek siyasi gücü olduğu için Mobutu bir şekilde doğru kurumları, büyüme yanlısı kurumları getirmiyor. Şimdi tabii kurumların da ötesinde bazı faktörler var. Mesela Türkiye'de neden kadının iş gücüne katılım oranı %30'larda sürünüyor diye sorduğumuzda sadece cevap hani kurumsal faktörlere bağlı değil. Belki de öncelikle kültürel sebepler akla gelebilir. Yani
belki hani muhafazakar kesimin dini inançları veya toplumun cinsiyet normları sebebiyle kız çocuklarına yeterince eğitim olanağı verilmemiştir geçmişte. İş piyasasında ayrımcılık yüzünden kadınlar iş piyasasına katılmamıştır. Veya hane içi karar alma süreçlerinde eşleri tarafından dışlandığı için kadınlar katılamamıştır vesaire. Tabii ki hani bu Bosna ve Kosova'da da Avrupa ortalamasının çok altında mesela kadınların iş gücüne katılım oranı. Evet. Yani hani işin tabii ki kurumsal, ekonomik, yapısal sebepleri var. Fakat bu sebeplerin yanı sıra bazı kültürel faktörler, kültürel normların getirdiği bazı kısıtlamalar, çok kolay değişemeyen bazı toplum seviyesinde kısıtlamalar da etki ediyor. Şimdi niye bunlardan bahsediyorum? Çünkü yani aslında temamızın bir kısmı da kültürel bariyerlerin rolünü anlamakla ilgili, yani bu konuşmanın. Şimdi ara etkenlerden bahsettik. Temel etkenlerden en önemli ikisi de işte demin biraz bahsettiğim gibi ekonomik ve siyasal kurumların vaziyeti ve kültürel normlar. Şimdi, Eren, ben izninle evet. İktisatçı olmayan arkadaşlarımız için bir çok kısa bir hatırlatma yapayım. Bu şeyde slide'da gördüğümüz ve ara etkenler dediğimiz şey işin mekaniğini açıklayan faktörler aslında. Emek gücünün miktarı, evet. Emek arzı, fiziki sermaye stoku, fiziki sermaye birikim miktarı, beşeri sermayenin, insan gücünün kalitesi, eğitim düzeyi vesaire, teknolojik ilerleme, üretkenlik, bu dünya üzerindeki bütün ülkelerin ortak, hani hızlı olur, yavaş olur ayrı dava ama büyüme dediğimiz şeyin aslında bileşenleri bu bir anlamda. Yani büyüme muhasebesinde kullandığımız daha teknik bir şeyle. Evet. Dolayısıyla Mobutu'nun ülkesinde de, işte Türkiye'de de, Almanya'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Hindistan'da da nereye giderseniz gidin aslında büyümenin bileşenleri bunlar. Bunların daha hızlı ya da daha yavaş artması bir yana ama sonunda indirgediğinizde bunlar. Evet. Ama esas soru bunların arkasında daha ülkeden ülkeye çok farklılıklar gösteren şeylerin rolünü kavramak değil mi? Yani Aynen. İşte büyüme evet, muhasebesiyle açıklayamayacağımız kısmı o evet. Şeyin kültürel evet. Normlar ve siyasal. Evet. İşte uzun dönemli kalkınma iktisadı da aslında yani karşılaştırmalı kalkınma iktisadı da tam da kültürel normların ve kurumların birbirleriyle nasıl etkileştiği ve büyümeyi nasıl getirdiğini, hangi kurumların, hangi koşullarda ekonomik kalkınmaya daha uygun olduğunu araştıran bir alan aslında. Şimdi yani bu temel sebepler dediğimiz ekonomik ve siyasal kurumların kalitesi ve kültürel normlara gelelim biraz. Şimdi ekonomik kurumlar deyince ne anlıyoruz? İşte insan topluluklarının kendi aralarındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerini düzenleyen, topluluk adına karar alma mekanizmalarını tarif eden sözlü veya yazılı kurallar. Yani resmi veya gayri resmi kurallar ve bu kuralların doğru uygulanmasını temin edecek idari, bürokratik oluşum ve organizasyonlar kümesi diye tanımlayabiliriz. İşte ne bileyim hani anayasanın ve kanunların içeriği, mahkemeler gibi yargı kurumlarının işleyişi, işte yasama mercii olarak hani meclis nasıl işliyor, siyasi partiler arasında rekabet var mı, bakanlar kurulu gibi işte siyasi kurumların işleyişi. Bir de işte ekonomik kurumlardan bahsedebiliriz. İşte mülkiyet hakkı ne kadar korunuyor? İşte bankacılık sisteminin vaziyeti, işte vergilendirme, rekabet kurullarının işleyişi, işte işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kanunlar, işte basın, medya organlarının bağımsızlığı vesaire. Bunlar aslında hani kurumlar potasında eritebiliriz. Çok geniş tanımlarsak kurumları. Ve kurum dediğimiz zaman illa hani faydalı, güzel bir organizasyon biçimi akla gelmemeli. Yani mesela işte Daron Acemoğlu ve James Robinson'ın
kavramsal ayrımını kullanacak olursak, dışlayıcı kurumlar dediğimiz siyasi ve ekonomik gücü böyle ufak bir ayrıcalıklı zümrenin eline teslim eden ve geniş kitleleri siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerinin dışında bırakan kurumlar çoğu zaman kötü ekonomik sonuçlar doğuruyor. Kapsayıcı kurumlar olarak adlandırdıkları ve daha çok hani gelişmiş demokrasilerde rastladığımız kurumlarsa bunun tam tersi. Siyasal rejimin türü, yani işte ülke demokrasiyle mi yönetiliyor yoksa otokrasiyle mi de mesela birçok diğer kurumun doğasını etkileyen böyle bir siyasi bir makro kurum olarak düşünülebilir. Daron Acemoğlu, Süreş Naidu, işte Pascal Restrepo ve James Robinson'ın 2019 yılında yayınlanan bir makalesinde sundukları bir analiz var. Yani ekonometrik bir analiz ve demokratikleşmenin ekonomik büyüme getirdiğine işaret ediyor bulguları. Ve demokrasiye geçen ülkelerde uzun vadede kişi başı gayri safi hasılanın yaklaşık %20 civarında arttığını buluyorlar. Tabii demin de dediğim gibi, yani kurumlar vakumda oluşmuyor. Tarihsel süreçte toplumların karşılaştıkları problem ve fırsatlara cevaben ve genelde siyasi ve ekonomik güce sahip zümrelerin yarattığı veya değiştirdiği kurumlar. İşte bazen toplum tarafından benimsenebilmiş, bazen de çoğunluğa rağmen empoze edilmiş çözümler gibi düşünebiliriz yine kurumları. Birazcık bir tık hızlanalım mı? Tabii ki. Şimdi şunu o zaman hemen altını çizeyim. Kurumlar bir gecede değişen yapılar değil, süreklilik arz ediyorlar. Ve hani genelde yavaş evriliyorlar. Tabii hani siyasal devrimleri ve büyük çaplı toplumsal dönüşümleri hani buna bir istisna olarak görebiliriz. Şimdi kültürel normlardan biraz bahsetmek lazım. Hani kültür deyince ne kastediyoruz? Aslında hani o da kurumlar gibi oldukça genel bir şekilde tanımlanabilir. İşte bir topluluğun benimsediği sosyal tercihler ve hani sahip olduğu inançlar bütünü gibi tanımlayabiliriz. Yani genelde nesilden nesile böyle çok da değişmeden aktarılan ortak inanç ve değerler bütünü şeklinde. Yani mesela örnek vermek gerekirse aile bağlarının ne kadar sağlam olduğu, bireyler arası güvenin ne kadar kuvvetli olduğu, işte ne kadar bireyci veya ne kadar kolektivist bir toplum olduğumuz, ne kadar hani gelecek odaklı düşünen bireylerin olduğu bir toplum, işte eğitime verilen önem aslında hep hani kültürel normlar olarak yani o şeye konabilir, kutuya koyabiliriz. Şimdi asıl tabii hani tekrardan konuşmanın motivasyonuna dönersek, şimdi coğrafya burada nasıl bir rol oynuyor? Coğrafyanın rolü üç türlü diyebiliriz aslında. Bir, doğrudan ara etkenleri etkilemesi mümkün. Önce bundan bahsedeceğim. Ama belki daha da önemlisi, hani ekonomik refah açısından ve hani bugünkü gelir farklarını ülkeler arasında anlamak açısından, coğrafyanın bir de dolaylı etkisi var. Bu da kültürel normlara ve siyasal kurumlara olan etkisi üzerinden ilerliyor. Şimdi isterseniz şundan da bahsedelim, hani buradaki şemayı tamamlamak adına. Tabii ki ekonomik refah seviyesi de bir yandan kültürel değişim ve ekonomik ve siyasal kurumların nasıl evrildiğini etkiliyor. Yani böyle bir işte hani feedback loop diyebiliriz buna. Ve hani dolayısıyla aklımızdaki şema, hani ekonomik refah artışı açısından bakarsak böyle. Şimdi
İstiyorsanız hani biraz hızlanmak adına coğrafyanın doğrudan etkilerine bir göz atalım hızlıca. Hani coğrafya kader mi sorusuna cevap ararken birinci unsur bu doğrudan etkiler. Nedir bu? İşte bölgelerin ticaret potansiyelini ve diğer bölgelerdeki teknolojik yeniliklere ne kadar ulaşabildiklerini etkileyen coğrafi unsurlar. İşte tarımsal üretkenliği etkileyen coğrafi unsurlar veya işte patojenlerin yaygınlığı ve işte hastalık ortamı üzerinden etki eden, işte beşeri sermaye birikimine etki eden coğrafi faktörlerden bahsedebiliriz. Tabii bir de doğal kaynaklar, işte değerli madenler, petrol vesaire gibi onları da hani unutmamak lazım. Onların da doğrudan ekonomik etkileri olduğu gibi bir de kurumlara olan etkisi üzerinden bazen de olumsuz sonuçları olabiliyor. Şimdi coğrafya ve ticaret ilişkisine baktığımız zaman yani bölgesel ticaretin, bölgeler arası ticaretin büyümeye etkisi üzerine tabii ki birçok çalışma var. Ve bu etki, yani ticaretin büyümeye olan etkisi büyük oranda toplam üretkenlik üzerinden yürüyor. Yani ana mekanizmalar, üretimde uzmanlaşma, bu işte hani Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler prensibi şeklinde ve ticaret yoluyla teknoloji transferi diyebiliriz. Ve hani coğrafya burada nasıl bir etkide bulunuyor dersek, işte ticaret potansiyelini etkileyen önemli bir faktör mesela işte su yollarına yakınlık, okyanus, deniz ve işte denize ulaşan nehirlere ne kadar yakınsınız. Bu mesela önemli. Şeye baktığımız zaman mesela işte bu su yollarına 100 kilometre yakındaki karasal bölgelere baktığımız zaman dünya üzerinde bu bölgeler toplam kara kütlesinin sadece %17'sini oluşturuyor. Fakat neredeyse dünya nüfusunun yarısı bu bölgelerde, yani bu su yollarına 100 kilometre yakındaki bölgelerde yaşıyor. Ve bu bölgeler dünyadaki toplam üretimin yaklaşık %70'ini şey yapıyor, üretiyor. Dolayısıyla hani bu insan nüfusunun ve ekonomik aktivitenin nasıl, nerelerde konsantre olduğunu gösteriyor bize. Şimdi tarımsal üretkenlik üzerine de biraz konuşmak lazım. Çünkü benim çalıştığım literatürde yani verilere baktığınız zaman ülkelerin ekvatordan uzaklığı ile gelir seviyesi arasında çok güçlü bir pozitif ilişki var. Yani ne kadar ekvatordan uzaksanız yani ülke olarak ortalamada diyelim kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla da o kadar yüksek. Şimdi tabii bu korelasyonun sadece bir kısmı coğrafi faktörlerin doğrudan etkisinden kaynaklanıyor. Diğer kısmı coğrafya ile alakalı daha böyle dolaylı tarihsel etkilerin eseri. Ve bir kısmı da tabii ki hani coğrafi faktörlerden tamamen bağımsız tesadüflerin ürünü diyebiliriz. Şimdi ben ama burada konuyla direkt ilgili değil ama senin şeyine bakarken gördüğüm sunumunun şöyle bir hızla üzerinden geçerken gördüğüm dikkatimi çeken bir noktayı paylaşayım izleyicilerimizle. Bu haritada tarımın iş gücündeki payının en düşük olduğu ülkeler en açık renkli ülkeler. Ve bakarsan Kuzey Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada en açık olan ülkeler arasında. Evet. Eski kıtalarda o renk koduna sahip olan yegane ülke Suudi Arabistan. ama çok farklı nedenleri var. Suudi Arabistan'da tarım yapılmadığı için, tarım yapılması mümkün olmadığı için. Tarımda çalışan yok. Çok düşük bir paya sahip toplam istihdam içinde tarımda çalışanlar. Amerika ve Kanada'da aynı renk kodunun arkasındaki şey çok farklı. Çok
sermaye yoğun bir şekilde, çok teknoloji yoğun bir şekilde tarım üretimi yaptıkları için çok az sayıda insan Amerika ve Kanada'da, toplam nüfus içindeki pay anlamında da çok az sayıda insan, mutlak sayı anlamında da çok az sayıda insan, bütün Amerika'yı ve Kanada'yı doyurmakla kalmıyor. Dünyanın da en büyük ihracatçıları arasına yerleştiriyor onları. Şeyde ilginç videolar var, merak edenler olursa YouTube'da böyle 3-4 kişinin binlerce dönüm arazisi olan bir çiftliği böyle bir kumanda odası gibi küçük bir odadan ne kadar elektronik aletlerle, dronlarla vesaireyle yönettiğini şey yapıyor, gösteriyor. Aslında bu da senin konunla da ilgili bir gözlem. Yani aynı renk farklı nedenlerle de gözlediğimiz bir şey olabiliyor tabii büyümenin bir açısından. Aynen. Yani aslında şey tabii hani burada belki de hani en önemli unsur tabii tarımsal üretimde kullandığınız teknolojinin ne kadar ileri olduğu. Hani tabii ki tropik bölgelerde işte Sahra altı Afrika'sında coğrafi koşullar, iklim tarımsal verimliliği düşüren bir unsur. Fakat belki ondan daha da önemlisi daha ilkel metotlarla tarım yapılıyor olması. Ama hani baktığımızda yine de coğrafi koşulların hani ekonomik büyümeye olumsuz bir etkisi hani tropik bölgelerde var ve hani bu da iklimsel koşullar ve işte ne bileyim hani yağmurların miktarı ve hani diğer şeyi etkileyen ürün kalitesini etkileyen faktörler de burada çok önemli bir rol sahibi. Şimdi ilerlersek burada şeyi görüyorsunuz. Ne kadar ekvatordan uzaklaşırsanız tarımsal üretim, yani işçi başına düşen tarımsal üretimin de daha yükseldiğini görüyorsunuz. Tabii bu bir korelasyon. Bunun sadece dediğim gibi bir kısmı işte iklim farklılıklarıyla açıklanabilir. Fakat yine de doğrudan coğrafyanın etkisine bir örnek olarak vermek mümkün. Şimdi hemen hızlıca beşeri sermayeye olan etkisinden de bahsetmek lazım coğrafyanın. İş gücünün işte fiziksel sağlık seviyesi, insanların ne kadar verimli ve uzun çalışabileceğini belirliyor aslında bazı coğrafi koşullar. Yani daha sağlıklı öğrenciler derslerinde daha başarılı oluyor ve hani bir şekilde tropiklere baktığımız zaman, tropik bölgelere baktığımız zaman sıtma, işte sarı humma, uyku hastalığı gibi hastalıkların çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ve hani bunun tabii ki ana sebebi hava sıcaklığının donma noktasına hiç düşmemesi. Ve dolayısıyla parazitlerin işte ve hastalık taşıyan böceklerin çok daha kolay üreyebilmesi ve çoğalabilmesi. Ve hani bu hastalıklara, tropik hastalıklara baktığımız zaman en ciddi ölçekteki problem de sıtma. Rakamlara baktığımız zaman hani dünya çapında yılda 350 ila 500 milyon civarı klinik sıtma vakasına rastlanıyor. Ve bu gördüğünüz harita bize işte sıtma vakalarının yoğunluğunu gösteriyor. Ve ekvatora yakın yerlerde yine ve özellikle de Afrika kıtasında yoğunlaştığını açıkça görebiliyoruz sıtma vakalarının. Şimdi sıtma ölümcül bir hastalık ve her yıl yaklaşık 600 bin kişinin hayatına mal oluyor. Tabii ki inanılmaz aşamalar kaydedildi sıtmayla mücadelede, Afrika'da da. 20 yıl öncesine baktığınız zaman mesela bu sayı 900 bin civarındaydı. Ve hani baktığınız zaman bu 600 bin sıtma kaynaklı ölüme, bunların %80'i Sahra altı Afrika'sında yaşanıyor.
Eren, bütün bunlar çok ilginç ama biz bu hızla gidersek Türkiye ile ilgili hani o ilginç Tamam. özellikle zaman ayıralım dediğimiz bölüme sabaha karşı zaman gelecek. Yani Tamam. O zaman şöyle yapalım. epeyce hızlanmamız lazım yani şu Tamam. anda evet. Şöyle yapalım. Hızlı hızlı örneklere geçerek örnekler üzerinden Oradan aynen anlatırsan ve örnekler hızlı hızlı üzerinden. yani malaria Tabii ki. pointini anladık mesela hemen bir sonraki örneğe geçersen esas çünkü izleyicilerimizin bir kısmı o sondaki bölümü özellikle merak Tabii ediyor. ki. Tabii ki. O zaman Hızlanamadık, şöyle çok yapalım. yavaşız yani şu ana kadar. Tamam. Kısaca şöyle bir yani coğrafyanın kültüre etkisi ve kültür üzerinden kalkınmayı etkilemesine bir örnek vermek istiyorum. Bu enteresan bir çalışma. Ardından da sizin de dediğiniz gibi hocam, benim yaptığım çalışmaya ve hani işte Türkiye'deki yerel kalkınma hakkındaki çalışmama biraz değinmek istiyorum. Şimdi bu çalışma işte Alessina, Giuliano ve Nan'ın bir makalesi ve bunun motivasyonu da aslında Danimarkalı kadın iktisatçı Esther Boserup'un ekonomik kalkınma sürecinde tarımsal üretim ve bunun hani kadın erkek ilişkileri ve onlar arasındaki kadın ve erkek arasındaki iş bölümü hakkındaki bir hipotezi. Şimdi bu hipoteze göre endüstri devrimi öncesine dayanan tarımsal üretim şekilleri kadın ve erkeğe atanan sosyal ve ekonomik rolleri etkiledi. Şimdi hani bu resimlerde de gördüğünüz gibi bir karasaban tarımı dediğimiz daha fiziksel güç isteyen, özellikle vücudunuzun üst kısmının kuvvetine dayanan bir tarım biçimi var. Bir de işte değişimli tarım veya shifting agriculture dediğimiz daha böyle çapa ve kazmayla el emeği daha yoğun yöntemlerle yapılan tarım var. Şimdi burada coğrafya bir şekilde hani toprak koşulları karasabana elverişli olan yerlerde erkek çok daha tarımda kadına nazaran aktif olduğu için karasaban tarımı yapıldığı için tarihsel iş bölümü de ona göre şekilleniyor kadın ve erkek arasındaki ve bu da kadının yani ekonomik rolünü etkiliyor. Daha karasaban tarımının yoğun yapıldığı yerlerde ataerkil normlar görüyoruz. Kadının daha sosyal hayattan dışlandığı toplumlar görüyoruz. Ve bu da tabii ki hani toplam emek gücünü yani kadınların iş gücüne katılım oranlarını etkilediği için toplam emek gücünü de etkileyen ve üretim kapasitesini olumsuz etkileyen bir unsur olabiliyor. Tabii burada hani sadece kültür üzerinden ilerlemiyor mesele. Kültür kurumları da etkilediği için ve işte hani kadınların siyasal ve ekonomik hakları da bu cinsiyet rolleri ve buna dair normlardan etkilendiği için o kanaldan da tabii ki yine kadınların iş gücüne katılımı olumsuz olarak etkilenebiliyor. Şimdi hemen kendi yaptığım çalışmayla aslında yine böyle bir tarihsel mirasın bu sefer hani beşeri sermaye odaklı ne kadar kalıcı izler bırakabildiğine yerel kalkınma üzerinde bir örnek vereyim hani kendi çalışmamdan. Bu çalışma Güneş Gökmen'le yaptığımız ortak bir çalışma ve temel amacı bölgelerin hani demografik tarihçesinin ne gibi etkileri olduğunu böyle biraz daha iyi anlamak. Biliyorsunuz Anadolu'nun hani çok dinli ve kültürlü demografik tarihi mübadele ve tehcirle beraber büyük oranda sonlandı diyebiliriz. 19. yüzyıl sonunda baktığımız zaman istatistiklere Ermeni ve Rum nüfusun Anadolu'daki oranı %8 ve 10 iken 1920'ye geldiğimizde İstanbul'u atarsak eğer Müslüman oranının %99'dan fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi bu
çok önemli, büyük ölçekli bir demografik şok. Ve biz araştırmacılar olarak sorduğumuz soru şu: Rum ve Ermenilerin eskiden daha yoğun yaşadığı bölgeler bugün ekonomik olarak gayrimüslim nüfusun daha az olduğu yerlerden, yani eskiden yine, daha mı zengin yoksa daha mı fakir? Yani çıkış sorumuz buydu. Ve eğer hani Ermeni ve Rum nüfus Anadolu'daki daha uzun yerleşik tarihçelerinin bir sonucu olarak veya belki de işte din değiştirmenin genelde hani selektif bir süreç olması yüzünden, aynı zamanda ekonomik modernizasyon açısından Müslüman çoğunluktan daha ileri durumdaydı. Yani bu Osmanlı döneminde de baktığımız zaman ortalamada Rum ve Ermeni nüfusun, tabii ki bölgeler arası farklılıklar var ama daha eğitimli, daha modern sektörlerde çalıştığını biliyoruz. En azından 19. yüzyıla geldiğimizde durum bu. Şimdi bugüne baktığımızda Ermeni ve Rum mirasının etkilerini görüyor muyuz? Yani bu bölgeler daha mı çok kalkınmış yoksa daha mı az? Bu sorunun cevabı aslında yani teorik olarak çok net değil. Yani bir yandan hani işte dediğim gibi ortalamada daha eğitimli ve kalifiye bir iş gücüne sahip, işte dini azınlıkların yaşadıkları bölgelerde yerel ekonomiye önemli katkıda bulunmuş olduklarını düşünebiliriz. Ve bu katkıların süreklilik arz etmesini de, yani tehcir ve mübadele sonrası dönemde de ekonomik büyümeye olumlu etkide bulunabileceğini düşünebiliriz. Şimdi buna, yani bu mekanizmaya kalkınmada hani tarihsel süreklilik diyelim. Şimdi öte yandan da ama mübadele ve özellikle de tehcirden daha çok etkilenen yerler önemli miktarda beşeri sermaye kaybettiler. İşte uluslararası ticari ağların yitirilmesi, ekonomik ve sosyal yapının aniden bu demografik şoklarla değişmesi, dini olarak bir şekilde homojenleşmek belki de orta ve hatta uzun vadeli olumsuz sonuçlar da getirmiş olabilir. Yani hani birbirine karşıt iki tane ekonomik güç olabilir. Dolayısıyla hani bugün hakikaten Rum ve Ermeni mirasının eğer olumlu bir etkisi vardıysa bunu görebiliyor muyuz? Baktığımız zaman yani bugünkü kalkınma indikatörlerine. Bu çok şey değil, net değil. Yani ampirik bir soru. Şimdi dolayısıyla ben hani sonuçlara geçeyim. İlk başta şunu ortaya koyuyoruz. Bir kere 1893'deki işte nüfus verisine onu baz alarak Rum ve Ermeni nüfus oranlarına baktığımız vakit yine şey seviyesinde, kaza seviyesinde daha yüksek Rum ve Ermeni nüfusun yaşadığı yerlerde yine 19. yıl sonunda, yani mübadele ve tehcir öncesinde Müslümanların işte ortaokul seviyesinde, yani Rüştiye okullarının şeyine bakıyoruz. Yani ne kadar Rüştiye okullarında, Rüştiyelerde şey var, öğrenci var. Nüfusa oranlarsak, yani Müslüman nüfusa, buna bakıyoruz ve pozitif bir ilişki görüyoruz. Yani Rum ve Ermeni oranlarının yüksek olduğu yerlerde Müslüman nüfus daha eğitimli. Şimdi tabii tehcir ve mübadeleden sonra bu büyük demografik şokların etkisiyle nüfus yoğunluğunun
1927'de eskiden Rum ve Ermenilerin daha yoğun olduğu yerlerde daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani bu tamamen mekanik olarak şeyin etkisini gösteriyor. Bu mübadele ve tehcirin. Fakat okur yazarlık oranına baktığınızda, tabii burada artık 1927 yılındayız. Dolayısıyla Müslüman halkın yani ekonomik şey okuma yazma oranından bahsediyoruz. Yani gördüğümüz şu, Rum ve Ermeni oranı ne kadar yüksekse o bölgede, o ilçede diyelim okur yazarlık oranı da 1927 itibariyle daha yüksek. Bunları ayıraş, yani Müslüman nüfustaki okur yazarlık oranından bahsediyoruz değil mi? Evet, zaten bütün, işte 1927'de artık şey, yani gayrimüslim vatandaşın oranı oldukça, yani ihmal edilebilecek derecede düşük. Düşük, yine dolayısıyla de, etkilemiyor, anladım. Peki. Evet, tabii. Zaten şey, İstanbul'u analizimizin dışına çıkarıyoruz. Çok büyük bir outlier olduğu için onu zaten hani analize koymuyoruz. Çünkü zaten tehcir ve mübadelenin de kapsamında değildi. Peki, baktığınız zaman. O yüzden o verilerden çıkarılmış bir resim bu. Hı-hı. Şimdi yine tehcir ve mübadele sonrası Anadolu'da yine 1927 itibariyle ticaret ile uğraşan Müslüman iş gücü oranına bakalım. Burada da yine okuryazarlıkta gördüğümüz gibi Rum ve Ermenilerin daha yoğun olarak yaşadığı, tehcir ve mübadele öncesi dönemde daha yoğun olarak yaşadığı bölgelerde hem ticaretle uğraşan Müslüman iş gücünün daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz daha yakın zamana ilerlediğimizde, yani tehcir ve mübadeleden yaklaşık 80 yıl sonra ışık oranlarına, yani bu uydular tarafından geceliğin dünyanın ışık dağılımını resmediyorlar ve bu verileri iktisatçılar uzun bir süredir daha ufak ölçekli işte idari birimler, coğrafi birimlerin ekonomik aktivitesini ve kalkınma yani, miktarını ölçmek için kullanılıyor. Yani birimlerle gece ilgili o birim düzeyinde elimizde veri olmadığı için evet, herhangi bir ilçenin, herhangi bir bölgenin evet, hakkında bölgesel ya da ilçe düzeyinde veri toplanmamış bir yerleşim yerinin ne kadar gelişmiş olduğunu anlamak için NASA'nın uzaydan çektiği, uydular aracılığıyla çektiği gece fotoğrafları kullanılıyor. Evet, aynen. Bir varsayım, ışık yoğunluğunun fazla olduğu yerler daha gelişmiş yerlerdir. Hatta bu literatür sonradan şey yaptı, mesela Suriye iç savaşı öncesi ve sonrası çekilen yerleşim yerlerinin görüntüleriyle ilgili analizler yapmak. Hani savaş ortamında veri bulamıyorsun ama gece çekilen şeyler aslında bir sürü şeyi söylüyor. Dolayısıyla bu evet, çok ilginç bir sonuç. Yani aradan 80 yıl geçtikten sonra bir zamanlar Rum ve Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerine bugün uydudan çekilen gece fotoğrafları kanalıyla baktığımızda daha gelişmiş olduklarını görüyoruz. Evet. Tabii diyor. Şimdi hani controlling tabii for other factors ama diye anlıyorum. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Bu aslında çok yani hani mesela işte coğrafi bölgelerin kendi içinde, yani her coğrafi bölgenin kendi içinde işte ilçeleri kıyasladığımızda veya hatta bir ilin içindeki ilçeleri ışık oranı açısından birbirleriyle kıyasladığımızda yine gördüğümüz bir ilişki. Yani nasıl diyeyim, hani buradan şey sonucu çıkmasın, hani bazı insanlar sorabilir işte mesela Ermeni nüfus daha çok işte Anadolu'nun doğusunda, doğu kısmında yoğunlaşmıştı tarihsel olarak.
Buralar tabii ki işte batı kıyılarından daha az gelişmiş yerler. Dolayısıyla hani bu iki bölgeyi böyle global olarak karşılaştırdığınızda tabii ki Ermeni oranının işte gelir seviyesiyle veya ekonomik aktiviteyle olumsuz bir ilişkisi olduğunu görebilirsiniz. Fakat bizim ilgilendiğimiz şey karşılaştırma tabii ki bu değil. Biz çok daha ufak ölçekte, yani birbirine çok daha yakın verili bölgeler içindeki ilçeleri, birimleri kıyasladığımızda da özellikle bu pozitif ilişkinin, yani Rum ve Ermeni nüfusunun oranıyla ekonomik kalkınmanın arasındaki pozitif ilişkinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Ve tabii ki hani bu buradaki hani figürün altındaki notlarda da ifade ettiğimiz gibi birçok coğrafi değişken için 1927 yılındaki nüfus yoğunluğu için kontrol ediyoruz. Yani bir şekilde onların bulandırıcı etkisinden arındırılmış diyelim bir ilişki bu. Şimdi ben hani kısaca buradan tabii çok kabaca özetledim. Makaleye ile ilgilenip de bakmak isteyenler olursa daha fazla, daha detaylı analizler görebilirler. Fakat hani bazı çıkarımlar yaparsak, öncelikle hani bu çalışmadan ne öğreniyoruz? Birinci hani mesaj, ekonomik kalkınmada aslında hani sürekliliğin, yani tarihsel sürekliliğin ne kadar güçlü olabildiğini. Yani hani bu proje özelinde bakarsak, işte eski Rum ve Ermeni yerleşimleri tehcir ve mübadelenin yol açtığı hani emek kaybına rağmen hem şehirleşme, hem nüfus yoğunluğu, hem işte eğitim oranı ve işte ekonomik canlılık açısından halen bugün diğer bölgelerden daha ileride. Birinci çıkarım bu. Daha hani genel olarak düşünürsek beşeri sermayenin tarihsel önemi ve hani burada bir mekanizmalara girecek olursak aslında bizim makalede savunduğumuz görüş bu tarihsel sürekliliğin arkasında işte yüzyıllar boyu beraber yaşayan hani Müslüman ve işte gayrimüslim halkların arasındaki işte bilgi transferi diyelim. Yani işte bu know-how dediğimiz transferin, yani beşeri sermayenin işte gruplar arası difüze olmasının da bir rolü olduğunu ve buna dair hani bazı deliller de göstererek bunu tartışıyoruz. Şimdi hani buradan çok böyle net politika dersleri çıkarmak mümkün değil belki. Fakat hani günümüze biraz getirirsek meseleyi, hani içinden geçtiğimiz bu yeni göçler çağında diyebiliriz. Göç veren bölgelerin aslında hep hani genelde göç alan ülkelerin refahına ve hani o göç alan bölgelerin nasıl etkilendiğine bakar işte göç iktisatçıları. Fakat göç veren bölgelerin geleceği de aslında bu yurtlarını terk eden ve genelde hani vasıflı, selektif bir grup olan işte dış göçe katılan iş gücünün miras etkileri de aslında hani bu göç veren ülkelerin geleceğini etkileyebilir. Hani burada böyle bir genel yaptığımız çıkarım. Şimdi ben burada yani yaklaşık bir 50 dakika oldu zannedersem. Belki durabiliriz ve hani soru alabiliriz. Bilmiyorum hocam, siz ne düşünürsünüz? Yoksa... Yok yani sen eklemek istediğin şeyler varsa ekle. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Sonra tamam. Soru sormak isteyen olursa alırız onları da. Ya benim hani bu çalışmanın hani ardından belki coğrafyanın hani kurumlar üzerinden kalkınmayı nasıl etkilediğine dair bir örnek tartışmayı düşünüyordum. Fakat hani bunu
erteleyebiliriz. Hani biraz daha belki uzun bir tartışma olabilir. Biraz kölelikten, işte hani Afrika'daki köle ticaretinin etkilerinden bahsedecektim. Fakat hani eğer siz uygun görürseniz araya soru alıp zamanımız olursa olur. Ben buna da devam edebiliriz. Eklemek istiyorum. Bu bağlamda güncele biraz daha getirmek için bu Ermeni ve Rum nüfusun dış göçü, yani yaşadıkları yerlerden ayrılmasının etkilerinden bahsettim. Türkiye için bu sıralar güncel olan yine bir yine aslında coğrafya kader mi sorusuyla da bağlantılı bir konu. Suriyeli göçü, Suriyeli ve Afgan göçü. Bu sefer iç göçten bahsediyoruz. Nasıl Rumların, Ermenilerin ayrılması beşeri sermayeyi, sermaye ortalama düzeyini, kalitesini düşürdüyse, bu sefer de iç göç yüzünden beşeri sermayenin ortalama kalitesi düşüyor. Bunu ben değişik vesilelerle yazdım birkaç yerde. Çok kimsenin de farkında olmadığı bir konu bu. Ama ilginç sonuçları olacak. Yani bu insani boyutundan bağımsız olarak söylüyorum. Şimdi Türk nüfusunun zaten eğitim düzeyi, ortalama eğitim düzeyi çok böyle işler açıcı bir düzeyde değil. Hala işte 8 yıldan falan bahsediyoruz biz ortalama vatandaşın eğitim seviyesi olarak. Şimdi bu şeyden sonra, Suriye İç Savaşı'ndan sonra giren milyonlar mertebesinde insanın ortalama eğitim düzeyi ve ortalama beceri düzeyi yerli nüfusun altında. Hani gelenler birkaç bin kişi olsaydı bu etkilemezdi ama bu kadar kitlesel bir göç olunca sonuçta bütün bu sınırlar içinde yaşayan, hani ne vatandaşı olduğundan bağımsız olarak baktığımızda çalışma yaşındaki nüfusun eğitim ve beceri düzeyi düşüyor. Bunun çok net bir sonucu var. Rybczynski teoremi bize söyledi, Heckscher-Ohlin teoremi söyledi. Çok net bir sonucu var. Bir faktör bollaşırsa, bu göçün yarattığı şey, bollaşmasına yol açtığı faktör, düşük eğitimli, düşük beceri seviyesine sahip iş gücü burada, bu bağlamda. O faktörü daha yoğun olarak kullanan sektörlerin, faaliyet alanlarının rekabet gücü artıyor. Yani ne oluyor? Daha düşük katma değer seviyesinde, daha düşük teknoloji düzeyinde üretim yapmak Türkiye çapında bakıldığında daha karlı hale geliyor. Bu da orta, yani daha yüksek katma değerli ve daha yüksek teknolojili şeyler üretmek yerine bizim hükümet de şey diyor, işte sanayi bunlar gelmese şey yapacak, ses çıkartmayalım. Bunu açıkça söyleyenler, yetkililer de oldu. Ama farkında değiller ki bu yoksullaşma şeyi, yani yoksullaşma patikası. Bu başlı başına, yani gelenlerin de mevcut burada olanların da yoksullaşmasına yol açacak. Bunu ters yönde biz daha küçük çapta Bulgaristan'ı terke zorlanan Türkler 1980'lerin sonunda Türkiye'ye geldiklerinde yaşamıştık. Onlar ortalama şeyden daha yüksek beceriye sahip oldukları için, daha iyi eğitimli ve daha yüksek beceriye sahip oldukları için aslında beşeri insan, beşeri sermaye kalitesinin düzeyini yükseltmişlerdi ama onların giren sayısı 300 bin civarındaydı. Şimdi biz 3-4 milyon belki Suriyeli'den bahsediyoruz, belki daha fazla. Artı senin kalıcı büyüme hikayen açısından çok önemli bir sonucu, bunlar geçici insanlar değiller. Bunlar daha yüksek doğurganlığa sahip, daha hızlı nüfus artışı olan isimler. Dolayısıyla bunların yerleşmesi ve kalıcı hale gelmesi, fiilen kalıcı hale gelmesinin eğitim üzerinde yarattığı bir baskı da var. Dolayısıyla bu şey aslında hani coğrafyayı değiştiren, daha geniş bir coğrafya, belki Orta Doğu coğrafyasında bulunmaktan kaynaklanan göç, Türkiye'nin işte orta gelir seviyesinden, orta gelir tuzağı seviyesinden çıkışı tartışmalarını yapıyorduk biz. O tuzaktan, o tuzak seviyesinden çıkma şeyini, süresini belki 15-20 yıl daha attı. Dolayısıyla kalıcı take-off'unu, bir başka deyişle, hani Türkiye zaten take-off etti de şeyini, ivmelenmesini, o take-off'un diyeyim.
çok güçleştiriyor. Dolayısıyla bu da ters yönde, yani senin bahsettiğin hikayenin ters yönde ve daha çağdaş bilen şu an itibariyle yaşadığımız bir şey. Dediğim gibi altını çizerek söylüyorum, hiç bunun insani boyutundan hani bu insanları kaderine mi terk etmeliydik falan gibi tartışmalara girmeksizin söylüyorum. Bu kitlesel göçün hem sayı itibariyle hem de ortalama eğitim ve ortalama beceri seviyesi itibariyle Türkiye'ye gelmiş olması, Türkiye'ye yerleşmiş olması bu insanların Türkiye'nin yoksullaşmasına yol açıyor. Koçacak. Yani biz şu anda da yol açıyor. Bununla ilgili yapılmış henüz bir şey çalışma yok. Ben birkaç yerde yazdım ama ben de yani ampirik olarak gösteremedim ama bütün şeyler, göstergeler buna işaret ediyor. Belki bunu formel olarak da çalışmakta fayda var. Dolayısıyla bunu da senin şeyine ek olarak bir daha da güncel bir konu olarak eklemek istedim. Şu anda soru sormak isteyen varsa soru hocam, alalım. Birkaç tane mi? Soru var chatte. Var, bakarsan. Ben de gördüm. Emre sorudan ziyade ya bu arada şeyi bile... kapatabilir miyiz Eren hocam? Sunumu kapatırsak herkesin evet. ekranını daha rahat görürüz. Görelim, evet. Tamam. Evet, açanlarla daha rahat güzel gideriz. Chat'te bir dakika, yalnız şimdi sen onu kapatınca ben chat'teki şeyimi kaybettim. Neredeydi chat? Aykut bir şey yazdı ama Aykut'u okuyamadım. Aşağıya tıklarsan gelecek hocam chat yazan. İşte o chat yazan Aykut kayboldu ama Aykut'un bir şeyler yazdığını gördüm biraz önce, Aykut Kibitçioğlu'nun. Belki Aykut sesli kendisi... olarak söylemek ister misin söylediğini? Ben okuyabilirim ama Aykut hocam söylerse daha güzel olur tabii. Ha. Aykut duyuyor mu bizi? Duyuyor herhalde ama. Peki şöyle. Mustafa sen oku istersen o zaman. Yani şöyle diyor. Konuşmanın ikinci yarısını dinledikten sonra sanki sunumun başlığında coğrafyanın vurgulanması yerine etnik çeşitlilik, yoğunluk ve beşeri sermayenin vurgulanması belki daha iyi olabilir diyor. Ama belki de Eren Bey vakit darlığından pek değinemediğini söyledi. Coğrafya örneğine değinebilseydi o zaman başlık hala yerinde olabilirdi. Biraz o coğrafyanın rolüyle ilgili örneklerden, literatürden söz edebilir misiniz? Tamam. Aslında biraz belki de ben Eren açmak ilk başlarda için. Çok yavaş gidince hızlanmasını isteyince belki de biraz insicamını bozdum ama yani insicamını da bozmasaydım çok uzayacaktı. Tamam. Eren bir şeyler söylemek isterse Eren'e verelim sözü. Ya evet, aslında şöyle diyeyim, katılıyorum hani Aykut hocanın yorumuna. Aslında hani bu Rum ve Ermeni mirası projesinden bahsetme sebebim tarihsel süreklilik temasının aslında coğrafyanın işte kültürel normlara ve kurumlara olan etkisi ve bunun yani hem kurumların hem de normların süreklilik göstermesiyle alakalı. Yani hani kalkınmada tarihsel süreklilik deseydik belki hani sunumumuzun genel temasına, o zaman aslında hani bütün taşlar belki yerine oturacaktı. O anlamda hani katılıyorum bu eleştiriye büyük oranda. Değinemediğim bir husus yine hani başka bir örnekti. Hani bu kara saban kullanımı hani coğrafyanın işte kültürel normlar üzerinden kalkınmaya olan etkisine bir örnekti. Fakat işte mesela köle ticareti gibi işte hani sömürgeci Avrupa'nın bir şekilde Afrika'ya empoze ettiği bir hani ekonomik kurum olarak onun da aslında hani Afrika kıtası içinde coğrafi faktörlere bağlı olarak köle ticaretinin etkisi ve dolayısıyla hani şu an işte Sahra Altı Afrika'sında bu kötü tarihsel mirastan diyelim, hani bu sömürgeci kurumun kötü, olumsuz tarihi mirasından çok etkilenen yerler olduğu gibi daha az etkilenen yerler de var.
Hani bugün Afrika içindeki bölgesel kalkınma farklarına baktığımızda ve genel olarak Afrika'nın diğer bölgelerle arasındaki gelir uçurumuna baktığımızda köle ticaretinin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Bundan biraz bahsedecektim açıkçası. Yani başka örneklerden, yani literatürdeki başka çalışmalardan da tabii ki bahsedebilirim. Fakat hani buradaki temel nokta şu, örneğin Afrika içinde işte arazinin daha engebeli olduğu bölgeler köle tüccarlarının saldırılarından daha korunaklı olduğu için, bir şekilde daha izole yerler olduğu için bu bölgelerden çok daha az sayıda, az oranda köle ihracatı oldu. Ve engebeli arazi normal şartlarda, hani dünyanın geri kalanına baktığımızda, hem tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyen bir faktör olarak, hem de işte teknoloji transferi, yani izolasyon yüzünden, hani dışarı coğrafi izolasyon yüzünden teknoloji transferine daha az imkan verdiği için kalkınmaya olumsuz etkisi olan bir fenomenken, işte Nathan Nunn ve zannedersem Puga'nın makalelerinde mesela gösterdiği, Afrika'da ise bir şey, bir nimet, mesela engebeli arazi. Sebebi de işte daha az köle ticaretine maruz kalmış olması. Hani bir örnek vermek gerekirse, hani bunu verip istiyorsanız kapatayım, ama hani başka sorular veya başka hani yorumlar geldiğinde tekrar başka örneklere geçebiliriz. Cavit Emre Aytekin'in bir sorusu var. Hocam sunumunuz için teşekkür ederim diyor. Osmanlı Anadolu'sunun demografik değişiminin etkileri hakkındaki bulgularınız çok değerli. Ancak yine 19. yüzyılda savaşlar ve güvensizlik nedeniyle Balkanlardan, Kırım'dan ve Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden yaklaşık 4-5 milyon nüfusun etkileri hakkında bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz? Bulunabilir miyiz diyor daha doğrusu. Bu nüfus, evet, Anadolu'ya ne gibi bir beşeri sermaye kaynağı getirmiş olabilir? İskan oldukları, bir dakika kaybediyorum ben ya. Bölgelere tarım, hayvancılık, ticaret yönünde etkileri olmuş mudur? İstersen, evet, bu konuda bir şeyler söylemek tabii istersen. Tabii ki. Can Gündüz bir şeyler söyleyeyim. Daha bir miktar sorularımız var yani. Tamam. Kısa istersen. Hepsine tamam, şey yapmaya çalışalım. Kısa cevap vermek gerekirse, bizim tabii çok önemli bir nokta, bizim çalışmamızın odağı değil. Çünkü bu göç dalgalarını ölçebilmek, hani bununla ilgili nüfus verileri yok elimizde maalesef. Tabii ki burada hani önemli olan şu, mübadele zaten hani başlı başına bir nüfus değişimi olduğu için, yani her ne kadar giden nüfus sayıca mübadele kapsamında diyelim ve hani işte 1922 ya da hatta 1919-23 arası diyelim giden Rum nüfusun sayısı Yunan ana karasından gelen Müslüman sayısından daha fazlaydı. Hani net olarak mübadele açısından tabii Anadolu nüfus kaybetti. Fakat dediğiniz gibi işte Kafkaslardan gelen göçler ve işte değişik iskan politikalarıyla Balkanlardan tabii ki daha önceki dönemlerde gelen göçlerin etkisine bakmak iyi olurdu tabii ki. Fakat hani bizim elimizde böyle bir veri yok. Ve dolayısıyla hani bizim için buradaki sorun tabii ki hani Rum ve Ermeni mirasını mı ölçüyoruz, yoksa hani bu kısmi replacement dediğimiz hani nüfusun etkisini, yeni gelen nüfusun etkisini mi ölçüyoruz
şeyi var, endişesi olabilir. Orada hani bizim yaptığımız il seviyesinde farklı bölgelerden hani yurt dışından gelen nüfus ve işte mübadele döneminde gelen insanların, ama sadece il seviyesinde bunun verisi var. Nüfusu için ekonometrik analizde kontrol ediyoruz. Yani hani ve çok daha hani lokal seviyedeki varyasyonlara baktığımız için hani bu sonuçların o gelen nüfustan değil, daha çok işte Rum ve Ermeni nüfusun mirasını yansıttığını tartışıyoruz. Ama tabii ki bu şey, yani eğitim seviyesi açısından açıkçası hani çok bilemiyorum. Giden nüfusa göre gelen nüfusun beşeri sermayesi daha mı iyiydi, daha mı yüksekti? O konuda açıkçası hani elimizde çok fazla veri olduğunu zannetmiyorum. O yüzden net bir şey söylemek mümkün değil. Peki, Batuhan'ın bir sorusu var. Toplantının başında bahsettiğiniz, ya ben bu şey modunu ayarlayamıyorum bir türlü, küçük bir yerden görmeye çalışıyorum ve habire kayıyor. Bir saniye. Batuhan buradaysa hocam, kendisi sesli sorsun. Ya da Batuhan da sorabilir. Batuhan ben burada mı? Ben görüyorum şu an aslında. Görebiliyor musun? Tamam. İstersen evet, önce okul toplantının başında bahsettiğin teknoloji trendlerinin önümüzdeki 10 yıllar içerisinde sağlam temelli kalkınamamış devletlere de nüfuzundan sonra hali hazırda kalkınmış devletler için bu durum bir potansiyel denge mi olur yoksa tehdit mi diyor. Hı hı. Uzun bir cümle, sen anladıysan cevap ver istersen. Hı hı. Bu durumu nasıl okuyabiliriz? Görüşleriniz nelerdir? Teşekkürler, saygılarımla diyor. İstersen soruyu da hatta bir daha şey yap. Tamam. Raise it. Okay. Ben anlamadım çünkü, yani hızlı okuduğum için belki de. Açıkçası tam olarak ben de hani buradaki hani ana argümanı, ana soruyu çok çözemedim. Ama yani potansiyel dengeden ne kastettiğini tam... O açılmış tam olan... Bu teknoloji trendleri nüfuz ederse... 12 yüzyılda açılmış olan bir gelir farkı var. Acaba bu o farkı kapatır, bir dengeye doğru döndürür mü? Convergence olur mu demek istiyor herhalde. Convergence evet, tamam. Olur mu? Evet. Evet hocam. Evet, güzel kesinlikle. Bir soru oldu. Şey, şimdi şimdi hani baktığımız zaman hani club convergence dediğimiz yani bir fenomen var. Yani bir grup ülke zaten işte hani endüstri yani sanayi devrimi ile beraber hızlı bir şekilde hani kalkış yapan işte Batı Avrupa ve işte bu Western offshoots dediğimiz işte Amerika, Kanada, Avustralya'nın açmış olduğu makası kapatmayı başarabildiler. Yani baktığımız zaman işte mesela bir grup Uzak Asya ülkesinin bunu becerdiğini, kısmi olarak işte hani Latin Amerika ülkelerinden bazılarının bunu becerdiğini görüyoruz. Yani böyle bir nasıl diyeyim, yakınsama yoluna girmiş bir grup ülke var, ama bir yandan da işte bu hani orta gelir tuzağına düştüğünü düşündüğümüz, işte tabii Türkiye'de buna bir örnek, veya daha da kötüsü hiç süreklilik arz eden büyümeyi yaşamamış, işte Sahra altı Afrika'sındaki veya işte Güney ve Güneydoğu Asya'daki hani başarısızlık diyelim örnekleri de var. Dolayısıyla böyle bir üç gruptan bahsedebiliriz kısaca. Tabii ki hani şeye baktığınız zaman mesela çok en basit işte büyüme modeline baktığınız zaman mesela işte Solow modeli gibi conditional convergence dediğimiz hani koşullu yakınsama fenomenini görüyorsunuz. Yani daha düşük seviyede geliri olan ülkeler belirli koşullar sağladığı sürece, yani hani
aradaki işte farkları bir şekilde hani yok edersek daha hızlı bir şekilde büyüyecekler. Yani dolayısıyla da hani daha gelişmiş olan ülkelere yakınsayacaklar gibi bir şey var, çıkarım var. Fakat tabii ki her şey burada benim de hani bahsettiğim gibi kurumsal reformların yapılabilmesine, işte ülkelerin siyasi yapısal sorunlarını ne kadar çözebildiklerine bağlı diyebiliriz yani. Peki, Eren. Can Gündüz'ün sorusu var. Ben soru sırasıyla gidiyorum. Evren'in de sorusu var. Evren ayrılmasın, alacağım onu da. Sonunda Emre'ye de söz vermek istiyorum. Emre çünkü sorudan ziyade daha kendi şeylerini, bulgularını paylaşmak istiyor. İki noktada ben ekleyeceğim ayrıca. Büyüme ekonomisi, Can Gündüz'ün sorusunu okuyorum. Büyüme ekonomisi günümüzde iklim krizi üzerine etkileri nedeniyle, örneğin Kate Raworth'un Smith ekonomisi, Donut Economy gibi no growth ekonomilerin savunulduğu yaklaşımlarla epey eleştiriliyor. Bizim coğrafyanın bu tartışma, bizim coğrafya bu tartışmaların neresinde? Diyor. Evet. Ve ne diyor? Başka bölgesel eşitsizlikteki makas kapanmadan bunları konuşmak bizim için lüks mü? Diyor. Evet. Ya tabii ki şey, burada çok hani önemli bir meseleye değinmiş Can Gündüz. Hani şu an gelişmekte olan ülkelerin hani büyüme süreçlerine baktığımız zaman bunun yani bu artan üretimin tabii ki çevre açısından yani çok olumlu sonuçları olmuyor. Hani daha işte hani böyle yeni işte büyüme karşıtı söylemler ortaya atılıyor. Yani benim görüşüm burada yani neticede bunun Türkiye ve Türkiye'den daha da az gelişmiş ülkeler için tabii ki bir lüks olması. Yani netice itibariyle hani bugün çevresel yani birikmiş olan çevresel yıkım diyelim çok büyük oranda erken kalkışa geçen, erken endüstrileşen, sanayileşen ülkelerin payının daha yüksek olduğu bir süreç. Yani olaya biraz hani adalet açısından bakarsak belki yine bu ülkelerin üzerine hani bu çevresel problemlerle mücadele anlamında daha fazla sorumluluk düştüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki çok daha hani çevreci, daha yeşil teknolojilerin gelmesi ve hani ekonomik büyümeyi diyelim, refah artışını giderek daha çevre dostu bir şekilde becerebilmek bütün ülkeler için, bütün bölgeler için önemli olmalı. Fakat yine bence hani bu sorumlulukta aslan payı şu anın en gelişmiş, en kalkınmış ülkelerine düşüyor. Hani ama bu konu benim çalıştığım bir alan olmadığı için hani çevresel iktisat çok da böyle hani derin bir yorum yapamayacağım. Pekala. Evet, Evren, kendini sormak ister misin sesli olarak? Tabii hızlıca şey yapayım. Tamam. Öncelikle çok teşekkürler Eren Hoca'ya. Şimdi tarihsel kurumsal çerçeveyle özellikle Darren Acemoğlu, Robinson'la başladınız. Ben de çok böyle sevdiğim yazarlar. Ve kısmen de aslında cevap veriyorsunuz ama yani ısrarla şu Latin Amerika karşılaştırmaları yaptınız, kölelikten bahsettiniz, işte toprak İspanyol döneminde o encomienda sistemi zorunlu vesaire. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar çok büyük tarihsel kurumsal handikaplar ve Türkiye'de bunlar yok. Yani Osmanlı'da da bu kadar kötü değildi. Tımar sistemini her ne kadar biraz benziyorduysa da. Yani niye bu kadar? O zaman yani Türkiye böyle çok underperforming bir ekonomi olarak sizi rahatsız etmiyor mu? Ki açık yani bu etmez olur mu?
Hepimizi ediyor. Yani şu güzel bir şey getirdi. Yani çok büyük bir insan kaynağı kaybetmişiz ki bunu kaybetmek bile belki hani gidenlerin bile kalıcı pozitif etkisi olmuş anlayabildiğim kadarıyla. Ama yani kölelik yok, kolonyal sistem yok. Yani bunlar çok böyle büyük hurdle'lar. Hala durduğumuz yerde duruyoruz. Teknolojik üretim %3'ün bilmem ihracatın korkunç işte ortalama ben hep söylüyorum eşime sakın kimseyle takışma trafikte giderken ortalama Türk 8. sınıftan terk. Evrenin eşi Amerikalı. Ben o bilgiyi de vereyim. Şimdi beyzbol sopası. Melek gibi bir adam bir de yani. Hani. Patlamış vaziyette müthiş beyzbol sopası satılıyor. Niye satılıyor? İşte araçlarda şey olarak. Peki. Evren aslında senin soruna cevap versin Eren ama ben araya söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim. Tam seninkinin üzerine denk geliyor. Ya esas soru şey tabii. Türkiye neden bu avantajlarını kullanamıyor sorusu. Evet. Evet. Şimdi tam da onunla ilgili ben zaten söyleyecektim. Tam bunun üzerine denk geldi. Evet. Ben Amerika'da doktoraya başladığım yıl elime Ann Kruger'ın, bu meşhur Ann Kruger, IMF'de çalıştığı işte çok ünlü bir iktisat profesörü. Türkleri de çok sever, ben Ann Kruger'la tanıştım da. Ann Kruger'ın bir ya MBR working paper'ıydı, bir working paper eline geçti. O zamanlar working paper'lar postayla gönderilirdi böyle karton kapaklı olarak. Ann Kruger çok Türk doktora öğrencisi olmuş, Türkiye'yi de iyi bilen bir iktisatçıdır. Kore ile Türkiye'yi karşılaştırdı. Kore ile şeyin büyüme performansını karşılaştırıyor ve hiç unutmadığım bir bölümü var. 1950'lerde bir tablo var. 1950'lerde Türkiye'nin ekonomik temel ekonomik göstergeleri, Kore'nin temel ekonomik göstergeleri. Kişi başına gelirler Kore'de 100 dolar civarında. 1950'lerde Türkiye'de 300 dolar. Yani Türkiye o zaman itibariyle Kore'den 3 kat zengin. Ve hemen o tablonun altında da şöyle bir laf ediyor. Bu göstergelere diyor bakan, bir de Kore'nin iklim işte dağlık bir ülke olması falan gibi dezavantajlarını düşününce o dönemde bu verilere bakan hangi iktisatçı, hangi aklı başında iktisatçıya sorsanız 30 yıl sonra, 40 yıl sonra tam hatırlamıyorum zaman sorusundaki. 30 yıl, 40 yıl sonra bu iki ülkeden hangisi ihya olur, adam olur diye sorsanız aklı başında bütün iktisatçılar Kore'nin hiç şansı yok, Türkiye olur derlerdi. Coğrafya da yanında, iklim koşulları da yanında, mevcut durumu yani initial conditionlar itibariyle 1950 ise eğer initial conditionlar her açıdan Türkiye'yi şey yapardı ama diyor Türkiye işte şu anda da biliyoruz Türkiye yani... Beşte biri falan herhalde şeyin Kore'nin kişi başına gelmesi. Evet, evet. Dolayısıyla yani evrenin sorusu yani hakikaten ne var? Şey yok, hurdle yok, bir şey yok. Böyle bir sürü geçmişte hani şansına olabilecek şeyler de deneyimler de yaşamış. Kozmopolit bir imparatorluk böyle bir sürü farklı şeyden feedback alma şansına sahip olmuş bir şey. Hakikaten niye olmuyor değil mi Evren bu iş? Evet. Rahatsız etmiyor ne demek? Seni rahatsız etmeyebilir. Bizi değil mi Mustafa? Bizi her gayet yerimizi deliyor yani bu. Sen hani uzaktan olsa olsa şey diye rahatsız oluyorsundur. Ya memleketim. Akademik olarak açıklamıyorum. Yani basit bir açıklaması yok. O yüzden rahatsız oluyor tabii. Evet. Evet. Yani belki de hani burada yine işte Acemoğlu ve Robinson'ın işte şeyin önemi kritik tarihsel dönüm noktalarının hani kurumsal gelişimde ne kadar önemli olabileceğini yani bu tarihsel kazalar diyelim ne kadar önemli olabileceğini söylüyor. Hani buna birçok örnekler veriyorlar son kitaplarında da siz de biliyorsunuzdur. Ben hani Türkiye'nin biraz buna kurban olduğunu düşünüyorum. Hani Türkiye aslında kötü performans göstermiş bir ülke değildi. Yani hani bundan ne bileyim işte 10-20 yıl öncesine baktığınız zaman çok da hani böyle içler acısı
bir performans göstermiş bir ülke değil. Ne bileyim, birçok ülkeye göre sanayisi mesela çok daha hani şey olarak ürün yelpazesi açısından ve ihraç ettiği ürünlerin hani cinsleri açısından çok daha gelişmiş. Ve hani diversify olmuş diyelim bir ekonomi. Fakat bazı hani tabii ki siyasi ve kurumsal sebeplerden dolayı hani bir şekilde o büyüme performansını kaybetmiş, o motorun gücü düşmüş diyebiliriz. Ama hani bu ilerisi için çok da hani böyle aşırı sınırlayıcı, değiştirilemez kısıtlarının olmaması belki. Hani işte ne bileyim, işte coğrafi koşullardan bahsettik vesaire. Belki bir avantaj olabilir. Ama yani haklısınız. Benim konuştuğum, anlattığım meseleler açısından bakarsanız şanslı bir bölgede Türkiye. Yani evet, çok önemli ve cevabını tam olarak veremediğimiz bir soru. Ben kültürle ilgili belki Türkiye'nin şeyini kısmen açıklayacak, hepsini açıklama iddiasında asla değil, tabii de kısmen açıklayacak bir örnek daha vereceğim ama öncelikle katılımcıların sorularına şey yapmak istiyorum. Bu arada ben de biliyordum, unuttum. Emircan hatırlatmış. Eren'in doğum günüymüş bugün. Onu kutlayarak. Emircan nereden biliyor bilmiyorum ama öncelikle Eren Hoca'nın doğum gününü kutluyor. Teşekkür ediyorum diyor. Sonra da sorusunu soruyor. Nice yıllara, hepimiz adına ben tekrar söyleyeyim Eren. Dışlayıcı kurumların miras etkisini engellemesi mümkün müdür? Miras etkisini her zaman gene kaydı. Miras etkisini her zaman sen okuyorsan oku. Her zaman süreklilik içinde mi incelememiz gerekiyor? Ya sonuç itibariyle şey, hani kurumlar kültürel normlardan daha hızlı değişiyor. Ve hani burada aslında altını çizmek istediğim konuşmamda bir şey de, yani kültürel normlardaki dönüşüm ve değişimin hani kurumların işleyişi ve kalitesine de etkileri oldu. Yani hani kağıt üzerinde işte belki doğru kurumları benimsemiş olabilirsiniz ama hani kültürel normlar bazen bu kurumların işleyişine izin vermeyebiliyor. Mesela işte bireyler arası güven eksikliği, devlete, devletin kurumlarına güvenmeyen toplumlar. Yani belki burada Rusya örneğini vermek iyi olabilir. Yani baktığınız zaman işte pandemiyle mücadele konusunda bile hani vatandaşın hem birbirine güvenmesi, saygı göstermesi hem de kurumlara ve işte kurumların vatandaşa verdiği sağlık tavsiyelerine güvenmesi, bunun altında bit yeniği aramaması, işte şeffaflığın hakim olması, sizin yani mesela işte pandemiden çıkışınızı da oldukça etkileyebiliyor. İşte İskandinav ülkelerindeki işte pratiklere baktığınız zaman yani şey görebiliyorsunuz, hani benzer niyetlerle benzer politikalar, sağlık politikaları izlemeye çalışıp apayrı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Çünkü vatandaşın hani bu sürece katılımı ve kooperasyonu çok farklı olabiliyor. Bunun da işte geçmişe dayanan işte bu miras etkileri diyebiliriz buna belki. İşte güvensizliklerinin süreklilik arz etmesiyle ilgili. Yani işte normların hızlı değişmemesi, değişen ekonomik şartların gerisinde kalması ve hani bir şekilde böyle bir maladaptive normlar olması, işte kalkınma sürecini frenleyen hani bir bariyer gibi düşünebiliriz. Dışlayıcı kurumların hani süreklilik arz etmesi zorunlu değil. Yani baktığınız zaman hani ani değişimler de olabiliyor. Siyasi gücün dağılımı daha eşit hale geldiği zaman hani genelde dışlayıcı kurumların yavaş yavaş lağvedilebilmesi mümkün oluyor.
Ben hani açıkçası yani böyle düşünüyorum ama başka şekillerde düşünen katılımcılar da olabilir. Tartışabiliriz yani. Pekala. Serdar Hocam merhaba. İzmir'den Funda Barbaros. Ah, Funda acaba... merhaba. Merhaba. Çok teşekkürler. Çok, senin çok de güzel sorun var mı? Bir evet bir katkım var. Eğer mümkünse tamam. Başkasının tamam. Şeyini almıyorsam mümkün mü? Bir... Daha var sorular mümkün. Ama evet kısaca alalım. Birkaç sorumuz daha var yazılı çok chatten. Çok kısaca. Ama senin çok kısaca bir şey sormak gözlemlerini isterim. Duymak isteriz Funda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi ben Ege bölgesiyle ilgili bir alanda çalıştım. 19. yüzyıldan işte 1930'a kadar olan sanayinin sürekliliği açısından. Ben biliyorsun bayağı sanayi çalışıyorum. Şimdi Eren Hocam bir tarihsel süreklilikten bahsettiniz. Fakat benim buradaki gözlemlerim daha çok bir kırılmayı gösteriyor. Onu da şöyle söyleyebilirim. Elimizde sanayiye ilişkin çok önemli bir veri var. 1913-1915 sanayi sayımları. Bu sayımlara baktığımızda yani bütün Türkiye var da özellikle ben İzmir için olan verileri karşılaştırmıştım. 1913-15 sayımlarında İzmir'deki sanayi kuruluşlarının tamamı Rum. Bir tane Türk firması yok. Sonra 1924 mübadelesi oluyor ve buradan çok ciddi bir en fazla gidişin olduğu bölgelerden biri biliyorsunuz İzmir. 1927 yılında bir sanayi teşvik kanunu çıkarıyor yeni cumhuriyet. İşte diyor ki biz bu şeyi sanayi üzerinden yapacağız. Gelişmemizi, büyümemizi ve o teşviklere başvuran bir tane Türk sanayi kuruluşu yok. Teşvikten faydalanmak isteyen. Şimdi ve bu ta 1944'lere kadar sürüyor. Zaten 1930 yılında devletçi sanayileşme modeline geçilmesinin en temel nedenlerinden biri de özel kesimde sanayi sermayesinin yetersiz olması ve bu kuruluşların bu mevcut yasalardan faydalanacak bilgi, deneyim, işte ellerinde iş gücü. Mesela benim İzmir için yaptığım analizlerde örneğin muhasebeci yok. Dil bilen eleman yok. Ki İzmir bir ihracat limanı biliyorsunuz. İhracatı yapan da neredeyse tamamı Levantenler ve Rumlar. Geriye hiçbir miras bırakmıyorlar. Ben hatta onu bir boşluk olarak açıklamıştım çalışmamda benim doktora tezim. Acaba buradaki o kırılmayla sizin söylediğiniz sonra tabii ki İzmir ihracat açısından o geçmiş bağlantıları yeniden canlandıran bir yer. Hala da önemli bir ihracat merkezi. Fakat 1950'lere kadar çok büyük bir kırılma var. Sürekliliğin tam tersine. Acaba bu analizinizde nereye oturur diye merak ettim Eren Bey. Şimdi zaten hani dikkat ederseniz yani eğitim oranları mesela 1927 yılındaki eğitim oranlarına baktığımızda hani işte Rum ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu yerlerde bunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ticari işletmelerde çalışan nüfusun oranı açısından da yine pozitif bir ilişki var. Fakat sizin verdiğiniz örnek de aslında şey hani bize en azından hani kısa ve orta vadede tabii ki bu yani hem tehcirin hem de mübadelenin olumsuz etkileri olduğunu, olabileceğini gösteriyor. Çok iyi gösteriyor. Fakat dikkat ederseniz hani bizim baktığımız zaman dilimi, işte mesela 2000'li yıllardaki ekonomik aktiviteye bakıyoruz. Daha hani uzun vadeli bir şey, zaman dilimi. İzmir'in belki şu andaki şey... senin söylediğin Funda hani önemli bir ihracat ve sanayi kenti olmasında aslında belki de
yani başka faktörlerin de rolü var mutlaka ama Eren'in söylediğinin evet. de rolü var. Evet. Yani bir yani, arada bir şey döneminden sonra değil mi tekrar pick up etmiş. Evet yani tabii ki hani eminim hani şehirden şehire bölgeden bölgeye yani hikayeler ve işte koşullar değiştiği zaman bir şekilde bu mirasın gücü ve etkisi de değişiyor olabilir. Fakat yani neticede özellikle hani doğu bölgelerinde bu etkiyi güçlü bir şekilde görüyoruz. Yani hatta analizimizin hani göstermediğim bazı sonuçları aslında hani köy ve mahalle seviyesinde işte bu Rum ve Ermeni cemaatlerinin den geriye kalan işte bazı işte cemaat binaları, işte bunlar kiliseler, işte bir takım hastane, okullar da dahil olmak üzere bu binaları bir şekilde daha lokal seviyede Rum ve Ermeni nüfusun yoğunlaştığı yerler olarak yani bir şekilde nüfusun bir proksisi olarak kullanıp baktığımız zaman ilçeler içinde bile mesela ışık oranlarının bu binaların yakınlarında daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani aslında biraz da böyle bir ekonomik coğrafya sonucu diyebiliriz yani buna. Yani bir şekilde coğrafi olarak ekonomik aktivite sürekli arz ediyor ama ekonomik aktivitenin dağılımı da çok aslında önemli bir oranda Rum ve Ermeni nüfusun işte geçmişteki coğrafi dağılımıyla alakalı. Hani altını çizmek istediğim nokta hani sizin söylediğiniz ve verdiğiniz örnek tabii ki hani katılıyorum. Hani bu bir anda hani Rum ve Ermeniler gittikten sonra onların boşalttığı pozisyonları veya işte terk ettiği yerlerde ekonomi anında canlandı diyemeyiz ama belki de tekrardan büyüme patikasına girişte böyle bir yani, avantaj sağladılar. Böyle initial conditionlar gibi düşünebiliriz bunu. Yani belki bu sermayenin birikimi biraz da beşeri sermayenin aktarımıyla ilgili olduğunu tartışıyoruz. Fakat evet. Teşekkür ederim yani yorumunuz için. Doğru. Peki, yani en azından kısa vadede olumsuz bir etki oldu. Bu aynı zamanda tarımda da görüldü. Yani başka çalışmalar aslında tarımsal üretkenliğin de yani sadece sanayi değil, tarımsal üretimde de kısa vadede önemli düşüşlerin olduğunu gösteriyor Rum ve Ermeni nüfus gittikten sonra. J eğrisi etkisi gibi belki de Funda bu. Yani ilk baştan devalüasyondan sonra hemen ihracatın şeyi artmaz ya, rekabetçiliği artmaz. İlk önce hatta daha da kötüleşir. Sonra toparlar ya, belki öyle bir durum var. Onun daha ayrıntılı bileşenlerine bakmak lazım. Böyle bir yerel örnek Malakanlarla ilgili Nuran vermiş. Nuran burada mı hala bilmiyorum. Hocam buradayım. Bir an. Tamam. Güzel. Tamam, teşekkür ediyor. Yakın tarihten örnek verecek olursak diyor 1960'lara kadar etnik inançları Allah gene bu Windows'lar karışıyor, üzerine şeyler geliyor. Nuran sen kendin okusana sonra. Tabii ben teşekkür ediyorum sunum içinde. 1960'lara kadar Kars'ta yaşayan Malakanlar var ve bunlar tarım ve özellikle de hayvancılıkta çok ileriler. Savaş karşıtı oldukları için o bölgedeler ama o bölgeden çıktıktan sonra ki yakın tarih 1960'lar, orada yaptıkları tarımsal faaliyetler ve çok spesifik ürünleri var. Hiçbirisi şu anda yapılamıyor. Yani öyle bir etki bırakmıyor. Sizin belirttiğiniz şeyde bir şey bırakması gerekiyor. Çünkü orada yaklaşık 30-40 sene kalmış bu insanlar. Ben bunun kalkınma yani alet çantasının çok iyi olmadığını düşünüyorum. Yani bölgesel o anlamda. Ve ama miras, yani miras tamamen yok gibi. Coğrafya çok uygun, bölge çok uygun. O zaman iş şeye gelmiyor mu yine? Ülkenin elindeki alet çantasına kalmıyor mu? Yani tarımsal bir coğrafyadan bahsediyoruz. Eren, kısa bir cevap rica edeyim. Bir de Emre'ye söz vereceğim.
Saat 11.30'a geliyor. Yani güzel bir örnek bu da Nuran'ınki çok, ama. Evet, enteresan bir örnek. Yani açıkçası benim hani daha önce incelemediğim, bakmadığım bir örnek. Yani sonuç itibariyle tabii bizim sonuçlar hani teker teker bazı hani bireysel örneklerle çelişebilir. Hani onları destekliyor da olabilir. Fakat neticede averaj bir ilişki. Yani ortalamada gözlemlediğimiz bir şey. Buna hani istisnalar olacaktır her zaman. Bu bahsettiğiniz örneği yani aslında daha bununla ilgili okumak isterim. Teşekkür ederim bunu şey yaptığınız için. Peki bir de pardon Emre, senden önce bir de Aynur bir şey söylemiş. Aynur Nogayeva. Sorduğunuz sorunun cevabı hangi soruya refer ediyor bilmiyorum. İngilizlerin Türkiye için kullandıkları büyürse sula büyürse sula bu da. Solarsa bu da. Aha. Evet, yani esasında bu merhabalar, iyi akşamlar. Bu yazdığım daha önce cevap veremedim demiştiniz. Bir soru vardı. Yani 1950'lerde Türkiye'nin hani Güney Kore'nin kişi başına düşen milletgilerin evet 3 katı olmasına rağmen günümüzde neden böyledir? Ve bunu sorunun cevabını veremedim demiştiniz. Benim de bu İngilizlerin hani Türkiye için kullandıkları bir laf var. Yani çok fazla bir yürütse bu da, çok fazla solarsa da sula diye bir söz var. Acaba ondan olabilir mi diye yazmıştım. Bu da Evren Hoca galiba bu soruyu sormuştu. Onda cevap veremedim deyince onu yazdım. Aslında benim sorum, sunum için çok teşekkür ederim Eren Hocam. Bu aslında ekonomik şeydeki Vyshcheskola Ekonomiki değil mi Rusya'daki? Evet. Orada aslında bu yazında onlarla bir şeyimiz vardı, toplantı vardı. Daha çok orada Türkiye'nin Orta Asya'daki, ben Orta Asyalıyım, Kazakistanlıyım. Mustafa Hoca'nın da öğrencilerinden bir tanesiyim, doçent doktor. Orada Türkiye'nin yumuşak gücünü merak ediyorlardı da şimdi burada görüyorum ki Türkiye'nin yumuşak gücü iyi çalışıyor. Eren Hocam'ın örneğinde olduğu gibi çok güzel bir sunum oldu. Çok teşekkür ederim. Aslında hani daha çok iktisat üzerine bizim biraz alanımız farklı, uluslararası ilişkiler. Benim dikkatimi çektiğim bir konu vardı. Onu da sorumu da Serdar Hocam'a sormak istemiştim. Gördüm onu da, şimdi gördüm aynı. Vallahi saat 11.30. Onu başlarsak şimdi gece yarısını geçeriz. Yani, o zaman çalışmalarımız... Çok kolay bir çözümü yok. O kadar söyleyeyim. Tamam. Çok kolay bir çözümü yok. Hani dedik ya coğrafi ama sonuçlarının farkında olmakla başlayabiliriz. Bizim hükümet mesela farkında değil. İyi bir şey zannediyor. Hani yani bu anlamda bir hani ne bileyim bir öneri gibi bir şey hazırlayabilir misiniz? Ya da ne bileyim buna benzer bir şey. Yani farkındalığı arttırmak adına. Öneriyi gerçekleştirecek kaynak bulmak zor. Eğitim aslında yani. Ama dediğim gibi bu şimdi konuyu da çok saptırmayalım. Biz bir başka vesilede Mustafa bizi bir araya getirsin, konuşalım o zaman, olur mu? Tamam, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tamam, çok zevkli izledik, arada 2 saat geçmiş, hiç farkında değiliz ama çok teşekkür ederim, çok güzel bir sunum oldu. Biz teşekkür ederiz. Emre benzer konularda çalışan genç bir arkadaşımız. Emre uzun bir şey yazdı, Ürdün falan gibi örnekler ama ben hepsini okuyamadım bir taraftan hani. Hocam. Bozulmasın diye. Emre istersen, Aykut da geldi, Aykut da belki sözlü olarak da düşünerekler. Emre istersen kısaca yalnız saatinde hani 11.30'a 5 kala olduğunun bilinciyle. Türkiye'de saat kaç? Şu anda 11.30'a geliyor sanıyorum. Hocam kısaca şunu söyleyeyim. Ben doktora öğrencisiyim. Doktoram bitmek üzere. Benim doktora konum Political Economy of Innovation and Technology. Teknoloji ve inovasyonun neden bazı ülkelerde gelişip neden gelişmediği ve neden bazılarının kalkıp bazılarının kalkınmadığı. Ben haftada bir kere üniversitede ders veriyorum ama ben aslında firmalarda yani bir yatırım firmalarında Emre, olarak coğrafya kültürün taşıyıcısı vesaire o argümana şey yapalım evet, olur mu? Şunu, yani şunu çok uzun anlatacak vaktimiz kalmadı maalesef. Şunu fark ettim ben. Hocam coğrafya çok mesela Avustralya ile Endonezya'da yakın. Aslında burada bir şey yok ya da İsrail ile Ürdün veya işte Irak'ta yakın. Ben burada şunu gözlemledim benim kendi doktora çalışmamda. Coğrafya yerine kültür ön planda. İkincisi, yani çok 5 dakika içinde toparlayacağım. Şöyle de bir durum var. Bir segregasyon var. Kültür eğer kurumlarla ilişkiye geçip kurumları içselleştirebiliyorsa kurumlar ilerliyor.
Ama eğer kültür, yani kurum dokusu kültüre yabancıysa bu şey, bu ilerlemiyor. Mesela Ürdün bunlardan bir tanesini veriyor. İkinci örnek, ben İsrail, Kore ve Türkiye'yi karşılaştırdığım bir çalışmam vardı. Burada şunu gözlemledim. Bu üç ülkede batılı ülkeler değil, üç ülkede Hristiyan ülkeler değil, üç ülkede kalkınmamış ülke. Ama burada ben şunu gözlemledim. Kore kurumlarını yeniden yapılandırıyor. İlk kuruluş aşamasında İsrail sıfırdan kurumlar kuruyor. Hatta önce kurumları kurup sonra devleti kuruyor. Mesela burada Teknik Üniversitesi 1912'de kuruluyor. Devleti kuracak kademe, yani o kişiler önceden yetiştiriliyor, sonra devlet kuruluyor. Türkiye'de ise Osmanlı kurumlarının üzerine sadece tabela asılıyor. Problem bu olabilir mi? Yani çürümüş kurumların restore edilerek ilerletilmeye çalışması. Ben Ali Hoca ile bir yayın yapmıştım. Profesör Doktor Ali Yaycıoğlu ile bu konuyu konuşmuştuk. Diğer bir konuda şu, göçle ilgili benim yaptığım veri analizleriyle ilgili. Ben şunu gözlemledim. Bu da doktora çalışmamda var. Bir toplum %15, kendi nüfusunun %15'inden fazla göç alıyorsa oradaki devlet mekanizması çöküyor. Mesela Hitit bunlardan biridir Anadolu coğrafyasında. Geçici devletlerine geçiş böyle oluyor. Roma bunlardan biridir. Mesela Roma İmparatorluğu da bunu yaşıyor. Çok ilginç bir şekilde. Bizans kısmen böyledir. Yani bir anlamda çok kısa bir tarihte, 5 yıl gibi bir süreçte kendi nüfusunun %15'i kadar göç alan devlet mekanizması çürüyor ve çöküyor. Ben Türkiye'nin bununla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Son olarak da gözlemim 12 milyon değil canım, henüz yani %15'lerde ya değil. Henüz ben 10 milyon civarına yakın olduğunu düşünüyorum. Yok yok. Yani 4 milyon. Evet, 4 milyon yani. Daha. Hadi biraz kaçak olanları da koysanız 5 milyon. Yani ortalıkta dolaşan rakamlar daha zaman var diyorsunuz. Ben çok kısa şunu da ekleyeyim hocam. Verilerle ilgili gördüğüm şu. Tarımda, yani bizim Green Revolution dediğimiz 1950'lerdeki ikinci tarım devriminde gelişmiş ülke, yani center ve periferi birbirleriyle simbiyotik ilişki içindeydi. Yani birbirlerine muhtaçtı. Mesela araçların üretilmesi Hindistan'daydı ama en çok Hindistan'daki tarımı Ford Foundation ve Rockefeller Foundation karşılıyor. Bunun gibi bir ilişki vardı. Mesela baktığımız zaman ilaç üretici firmalara, mesela Bayer ve diğerlerinin artık periferideki, yani gelişmemiş ülkelerdeki hastalıklar için ilaç üretmek karlı değil. Gelişmiş ülkelerdeki obezite, şeker ve bunun gibi hastalıklar için... Emre, çok dağıtıyoruz konuyu. Sen bu kadar böyle ayrıntılı spesifik örnekleri bırak. Şeyle ilgili soru ya da argüman spesifik ben bir şey argüman olarak size. Şunu söylüyorum hocam, benim gördüğüm şey şu, coğrafyanın aslında taşıyıcı, kültürü taşıdığı için de önemi var, bunun dışında hiçbir önemi bence yok. Bu benim kendi kişisel kanaatim. Şimdi tabii bu konuda bir doktor öğrencisi olarak da Daron Hoca gibi devasa hocaların hani söylediklerini çok ters bir şey söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın, onları değiştirmen değil, ama benim şahsi gördüğüm coğrafyanın ciddi bir anlamının olmadığı, sadece kültürün taşıyıcısı olarak bir anlamı olduğu. İkinci konu da şu anda makasın açıldığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ya da gelişmemiş toplumlar arasındaki bu makasın, bu açılmanın kapatılamayacak düzeyde olduğu. Ben bunu düşünüyorum hocam. Teşekkür ederim. Peki, buna herhalde cevap vermek için çok geç bu, çünkü topyekun bütün şeyi challenge eden bir saat 11.30'da bence. Buna girmeyelim ama Emre'yi duymuş olduk bu vesileyle. Emre zaten katılıyor bu tür şeylere. Başka bir ortamda belki tekrar kaldığı, bıraktığı yerden devam edebiliriz. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Şey hakkımı kullanarak, asolist olma moderatör olarak. Şeyde Bodrum Müzesi'ni gezdiyseniz, Bodrum Kalesi'nde bir sualtı arkeoloji müzesi var. Orada bir şey var, batık var. Yani aşağı yukarı 3000 yıl önce batmış bir tekne, yeniden yapılmış, parçaları çıkartılmış. Ona benzer başka batıklar da vardı. Hani Bodrum'daki en meşhur Türkiye'deki şeyler arasında, o yüzden onu söyledim. 3000 yıl önce pusula yok, harita yok, telsiz yok, hiçbir şey yok. Ticaret yapmak üzere Anadolu ve Anadolu'nun Ege kıyıları ve Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki şeyler, koloniler birisi birine şey zeytinyağı satıyor, öbürü ona karşılıklı şarap veriyor filan. Muazzam riskli yolculukları göze almışlar.
Yani bir su kıyısında olma şeyi. Bir de muazzam riskli yolculukları göze aldıkları için, yani iyi ki de almışlar. Bir sürüsü de batmış. Bir sürü insan da ölmüş. Ama dünyanın gelişiminde bu tür ticaretin çok riskli rotalardan geçerek geçme pahasına yapılan ticaretin çok büyük etkisi var. Bunu not ettikten sonra kültürle kısmen alakalı olan, belki evren de ayrıldı ama evren sorusuyla da alakalı. Osmanlı hiçbir şey tribi finanse etmemiş. Yani İpek yolu geçiyordu, belki ihtiyaç yoktu falan ama bizim kültürde de böyle bir hani açık denize açılalım, bakalım ne olacak, bir keşfedelim ortalığı şeyi, benim bildiğim kadarıyla bunun istisnai örneği çok da yok. Hani böyle Türklerden çıkmış, bu coğrafyadaki insanlardan çıkmış böyle bir riskleri göze alıp keşif yapalım. Ne var şeyi olmamış. Ben bunun hani coğrafya kültürü mü belirliyor, kültür şeyi mi belirliyor, şeyine girmek istedim tartışmasına bu noktada. Önemli şeylerden biri, evrenin sorusuyla ilgili önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Neden öyle? Evet. Onu bilmiyorum. Ben bir cevabım yok. Neden Türklerde böyle bir hani yatayım da böyle şey işlere kalkışmayayım, keşif yapmayayım falan gibi bir eğilim. Nereden başlamış? Neden öyle? Bilmiyorum. Kısmen belki pek yolunu falan açıklıyor ama hani ondan hocam, daha derinde sanki nedenleri. Çok şey yapmayayım ama Rusya'da galiba bugün Kolmogorov'dan esinlenerek Kropotkin'den esinlenerek bir düşüncesi var. Rus ve büyük ihtimalle yarın önce benden daha iyi biliyordur. Rus, Avusturya ve Türk toplumlarını Talasokratik değerlerini, yani Yunan ve İngiliz, Anglo-Sakson ülkelerini Talasokratik olarak nitelendiriyor. Yani kara temelli uygarlık anlayışıyla deniz temelli uygarlık anlayışı olarak tanımlıyor. Benim bir çalışmam vardı buradaki kurumlar üzerine ama tabii bu şu anda geç vakitte, kimseye de şey yapmak istemiyorum. çok da fazla uğraştırmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ruslarda da yok diyorsun yani. Hocam sizin yani yaptığınız tespitin belki bir açıklaması aslında yine hani kurumlara dayanıyor. Yani Osmanlı döneminde yani en azından Osmanlı'nın son dönemlerinde bir şekilde hani inovasyonun veya yeniliklerin rejime ve hani rejime bir şekilde yani teşvik değil. Meşru kılınabilmesine sağlayan değerlere bir tehdit olarak algılandığı için bastırılması da söz konusu olabilir. Yani mesela matbaanın neden uzun süre gelememesi. Ama hani aynı zamanda tabii şu da var. Mesela Avrupa'da entelektüellerin, bilim insanlarının birbirleriyle etkileşimde bulunması, kurdukları işte kurumlar, dernekler üzerinden devamlı hani bir iletişim halinde olması, yani bir bilgi paylaşımı olması da ve aynı zamanda Avrupa ülkelerinin hani birbirleriyle yaptığı savaşlar ve rekabet, bunlar da aslında hani inovasyonu tetikleyici şeyler. Hani belirli bir Avrupa ülkesinde işte hoş karşılanmayan, tehdit olarak görülen bilim insanları gidip başka bir Avrupa ülkesinde o ülkenin hani kalkınmasına katkıda bulunabilecek şekilde yani işler yapabiliyorlardı. Belki hani bu rekabetin pek olmaması, yani kültürel faktörleri sadece hani coğrafyanın koşulladığı faktörler olarak da görmemek lazım. Ben o açıdan hani Emre arkadaşa pek katılmıyorum. Yani bunun bir de hani kurumların uzun vadede normları şekillendirdiği de bir gerçek. Zaten hani ben konuşmamı aslında kapatırken şunu söylemek istiyordum, yani hani kalkınma süreci gayet karmaşık bir süreç. Ve böyle ve kapatalım zaten. Tamam. Sen o zaman son yani, sözlerini söyle. Ve hani burada her ne kadar coğrafi etkileri anlamak, coğrafyanın geçmişten miras getirdiği kısıtları ve yarattığı hani güncel kısıtları fark etmek önemli ama ben de hani coğrafi faktörleri merkeze koyan açıklayıcı bir çerçevenin pek cazip olmadığını düşünüyorum. Çünkü kalkınma için ne yapmalıyız sorusuna
cevap hani daha çok doğru ekonomik ve siyasi kurumlar hangileri ve normların kafesini hani nasıl kırabiliriz gibi soruları cevaplamaktan geçiyor. O yüzden aslında hani coğrafi faktörlerin etkilerini araştırmak bir nevi hani bir onları bir deney aracı olarak kullanmak gibi görüyorum ben. Hani doğal deney araçları. Aslında hani nihai olarak önemli olan toplumların değiştirebildiği faktörlerin kalkınmaya etkisini daha iyi anlamak. Burada bitireyim. Tamam. Bu arada ben yani son sözü söyle kapatalım dedim ama aklıma gelen bir son bir örnek sadece söyleyeceğim. Yani üzerinde konuşmamıza gerek yok. Güney Afrika Cumhuriyeti etrafındaki bütün ülkelerden daha gelişmiş. Çevresindeki bütün ülkelerden. Nedeni yani ırkçı rejim bilmem ne o kısmını bir kenara bırakıyorum ama Hollanda'dan göçen büyük bir nüfus var. Yani Güney Afrika'nın zenginleşmesinde o hatta onların bir ismi vardı, özel bir ismi vardı hatırlamıyorum şimdi. Bunlar çok belirleyici olabiliyor. Aynı coğrafyada göç alan bir şey, senin argümanını aslında destekleyici bir şey. Evet ama şimdi ben üzerinde konuşmayalım dedim ama hemen iki yeni mesaj geldi. İnşallah. Bunu söylüyorlar. Afrikaner. Afrikaner. Tamam. Evet Emre tamam. Afrikanerler evet. Bu da food for thought olsun bunun üzerinde. İşte isteyen düşünsün daha sonra. Çok teşekkür ederiz. Çok ilginç bir sunumdu. Çok ilginç konular. Sunumda da ilginç konular vardı. Sonradan gelen sorularda da ilginç açılımlar oldu. Bu saate kadar da sabırla dinleyen hala bir grup insan kaldı. Aykut Kibritçioğlu'nu görüyorum. Tam karşıma geliyor. Arzu Yıldırım'ı görüyorum. Aynur'u görüyorum. Emre'yi görüyorum. Benim karşıma geliyorlar. Çok teşekkür ederiz bu saate kadar sabırla dinlediğiniz için. Eren'in ağzına sağlık. Teşekkür ederim ben de. Davet Batman Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. O da chatten şey yapmış. Eren'in ağzına sağlık. Doğum gününde kutlu olsun. Doğum gününü sağ olun. Bizle geçirmeyi kabul ettiği için de ayrıca teşekkür ederiz doğum gününün gecesini. nice yıllar ediyoruz. Hoşça kalın. Çok herkese. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun katıldığınız için. Global Akademi ekibine de tekrardan teşekkür ederim. Evet hepsine. Ederim. Sevgiler onlara da. Hadi hoşça kalın. İyi akşamlar. Tamam.